Unutma de unutturmayacağız. Ulan gerizekalı, sen zaten gazetecisin. Sen git bunları yerel yöneticiler hakkında yazsana. Asıl onlara unutturma, bize değil. Zaten homo yapılması bugün ülkemizde yasal değil. CHP alırsa etraf alkolden geçilmez, şundan geçilmez. Ulan AK Parti'nin yine aynısı oldu. Yani demek daha pahalıyken oldu. Ve daha pahalıyken oldu. Demek ki bazı şeyler alkolle veya şunla bununla alakalı değilmiş. Biz de Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber diye yıllardan beri yediler. Bu ülkede Allah diyerek neler yapanlar Allah aşkına yani. Oğlum biraz da dışarıyı göster lan o Atatürkçülüğünü, milliyetçiliğini. Yemiyor mu lan? Bak bizim muhabbetimiz sana. Yaptığımız işler de iyiymiş. Bugünden itibaren sen kendini değiştirmek için, sen kendini geliştirmek için en ufak şey yapmıyorsan bunun sorumlusu sensin canım. Ben Aksu TV'den de rica ederim. Problem değil abi, kendinizi geliştir. Allah aşkına yapın yani. Yani neye inanıyorsan, lan Tanrı'ya mı inanıyor? Tanrı için yap. İşte annene mi inanıyor? Annen için yap. Yani geleceğin için yap. Yarın bir gün ben senin yüzünden utanmak istemiyorum. Ben utanmak istemiyorum abi. Ben Maraşlıyım dediğimde şu isim karşıma çıkmaz. Duygusal bir müzik, aman öldü git. Lan Allah rahmet eylesin. Oğlum biz hayattaysak yaşamak zorundayız. Ne yapacağız? Bu çocuğun müteahhitlerini yaptığı saçma sapan iş. Hayrettinciğim, Maraş'ın durumu nasıl? Sayın Cumhurbaşkanı toparlayacağız. O halk yağma yaptı. Öldü. Ya bu halk yağma yaptı ya. Yaptı. Niye bittik diyemiyorsun? Öldü. Ya bu ekmeği öldürdüğün için bazen de terörist ilan ediliyorsun. Böyle saçma bir şey var. Teröristlik nasıl olur biliyor musun? Teröristlik bina dikeceğim, para kazanacağım diye o binanın çimentosundan çalan adamdan olur. Demirini çalan adamdan olur. Kontrole gelen mühendisi böyle göz ardı eden adamdan olur. Onay veren proje baş mühendislerinden olur. Yani göz yuman kim varsa kısaca terörist olur. Badı Sabah'a yerle yeksan etti, eslere sahneye girdirdi de bize gücü yetmedi. Gidiyorsun alışverişe. He abi tişört ne kadar? Abi 75. Abi diyor. Güzel yapamadık lan bugün, ne kadar azgınsın. Abi şimdi şöyle. Benim patronlarım çok azdı. Instagram'dan ekmeğim. İkisini sevgilisi verir. Sevgilisi diyorum abi şimdi. Hanımlar, beyler, arkadaşlar, Türkiye'nin en sert ve de en sarkastik programının konuşmanın 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümü ve final bölümü. Neden final olduğunu birazdan teker teker anlatacağım. Hangi kamera hocam? Şu seninki. Bu benimki. Teşekkürler. Bugünkü konuklarım şirketimin patronları sevgili Abdülkadir Karaboğa ve sevgili Ahmet Açıksarı. Aynı zamanda arkadaşım. Gazeteci. Kendi internet sitesi gazeteciliği var. Doğru mudur hocam? Hepimiz. Tüm gençler. Ben bu arada o ne tüm diyordan geri bittim. Maraş gençleri. Özellikle Maraş'ı her şehirde son zamanlarda ve son 28 yıldan beri sürekli vurguluyorlar. Ayrı bir gezegenmiş gibi. Sebebini söyleyeyim size. Bir ayrışma olduğu için. Şehir şehir. İstanbul'uysan İstanbul'sun. Maraş'ıysan Maraş'sın gibi. Bizim mesela haber sitesinin başında Maraş genç. O yüzden Maraş'sın. Yoksa ben hitap etmiyorum Maraşlılara. Geçelim buna. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta bir felaket yaşadık arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman dramatize ederek anlatmayacağım. Arkadan da ve de etraftan da fark etmişsinizdir. Bizim ofisimiz yıkıldı. Sevgili patronum o gün ofiste çalışıyordu ve son dakikalarda kurtuldu. Ofis tamamıyla paramparça oldu. Şunu gözlemledik. Yaklaşık 7 ay oldu değil mi deprem olalı? Oldu. Daha fazla da olmuş olur. 7 aydan hala Kahramanmaraş'ta doğru düzgün bir gelişme göremedim ben. Yaklaşık 7 aydan beri memleketteyim. Hiçbir gelişme göremedim. Anca molos taşınılıyor ama her ne hikmetse hala bitmedi. Ahmet, sen özellikle sen de depremden beri buradaydın. Bizim memleket niye böyle çabuk toparlanamıyor? Yani o kadar bağış aldılar. En son dün bir haber çıkmıştı. 400 milyon avroydu galiba. Yine tekrardan bir bağış aldı. Bu gelen bağışlar Kahramanmaraş için işine yarar mı yani? Bu memleketin adamının işine yarar mı? Yaramaz. Kimsenin işine yaramıyor. Üst yöneticilerin işi bu. Bunlara geliyor para. Onlar çeviriyor, çeviriyor. Geri onlara geliyor para. Nasıl oluyorsa. Şöyle aslında para konuşmamıza burada gerek daha yok. Hani önemli olan şey o da değil. Hani belediye bütçesi bir şekilde ayarlanır. Hani o kısmı hallolur. Bugün 400 bin değil 500 bin de olsa işte örnek verin bir rakam dahi olsa önemli olan o paranın nereye nasıl harcandığı oluyor. Orada yöneticilere kalıyor iş. Kahramanmaraş'taki genel sorun da zaten o olmuyor. Örneğin moloz örneği verdim. Moloz örneğindeki sorun şurada. Enkaz kaldırılıyor tamam mı? Ama o altındaki toprak hala devam ediyor. Onu da kaldırması lazım. Onu da kaldırması lazım. Baktığın zaman temiz durması gerekiyor. Kaldırılan enkaza bakıyorsun. Ondan sonra şeye bakıyorsun. Etrafına bakıyorsun. Enkaz da aynı gibi duruyor. Yani hala enkaz altında. Mantıklı. Çok doğru. Taşın toprağın altındasın. Tozun da altındasın. Toz çıkmayacak yıktığın yerde. Alatla böyle eski mancılık usulüyle yıkım olmayacak. Ya bunu ya dinamitle patlatacaksın ya kepçe böyle kat kat indirecek onu toz çıkarmadan. Yerinde ayrıştırma yapmayacaksın. Bunun
Hepsini toplayacaksın bir günde. Götüreceksin şantiyene, orada ayıklayacaksın. Ama burada demirlere oraya ayırıyor. Kalın betonları buraya ayırıyor. Yol bir gün kilitleniyor. Onun haricinde zaten o tozun çıkması büyük bir sorun. Herhangi bir tozu azaltacak bir işlem yapılmıyor. Asbest deniyorlardı hocam. Asbest tehlikesi mi ne diyor? O terim umarım doğru söyledim. Onun tehlikesi vardı ve onu da çokça soluduk zaten hepimiz. Ben 7 aydan beri buradayım. Siz tabii Ankara'larda yeni bir ofis kurdunuz. Birazdan geleceğim onlara. DMM Medya parayı buldu. Buldukları gibi beni de şutlattılar. Ben de o ne diyordan iş aldım. Şunu söyleyeyim bir de. Yaşadığımız sürece ne yapıldı ki? Biz 7 ayda ne bekliyoruz? Onu özellikle söylüyorlar. Özellikle Kahramanmaraş'ın şu anki yerel sayfaları. Hiç destek gelmiyor bu memlekete. Hiç şey. Ulan ben 28 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli. Kahramanmaraş'a hiçbir zaman destek gelmedi. Çünkü bizim insanımızın salak bir gururu var. Bir tanesi çıkar der bizim ihtiyacımız yok der. Bir tanesi özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız ince bıyıklı Hayrettin Güngör Beyefendi. Kendisini çok seviyorum. O da ezan okunuyor diye röportaj vermek istemedi. Önceki videolarında ezan okunurken röportajı var. Ona ne diyeceğiz peki? İşte burada işine geldiği gibi kullanmakla başlıyor aslında herkes. Yani bir programın amacı da aslında oydu. Biz sürekli insanları eleştirdik. Siz de bizi eleştirdiniz. Ve bizi doğru düzgün de sevmediniz. Aman ne kadar sivriler, aman ne kadar şeyler. Daha buradan gazeteciler cemiyetine de geleceğim. İsmini zikretmek istemediğim bir gerizekalı vardı. Bizi hepsi mahkemeye vereceklerdi arkadaşlar. Ve sonradan o cemiyet başkanının ismi pedofiliyle gündeme gelince adamı tuttular. Birkaç gün mü hocam ne kadar içeride kaldı bilmiyorum. Ve cemiyetin kapısına da mühürlediler. Aralarındaki bazı gazetecilerin hepsi bize muhalifti. Sonradan hepsi bize teşekkür etti. Biz zamanında dedik, bize inanmıyorlar. Çünkü biz her şeyi olur olmadık yerde söylüyoruz. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir şey vardır bu hayatta. Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüye direkt tak diye düşerler. Duymak istemeyeceğin şeyleri sana söylerlerse inanmazsın bak. Biz depremden kaç ay önceydi? AFAD'da eğitim almıştık, hatırlıyor musun beraber eğitim? Bunun ardından belediye başkanına dediler ki Maraş'ta büyük bir deprem bekleniyor. Benim sertifikam var. Ne alakayım ben ya? Ben AFAD belgem niye var benim? Herkesin olması lazım ama hani niye var? Ben gönüllü olmuşum. Ben depremin olacağına inanmışım. Yani bunu X partisi, B partisi önemli değil. Sana kim yararına bir şey söylüyorsa dinle. Adam gitmiş siyasi bir partinin il başkanı. Belediye başkanına diyor ki Maraş'ta büyük bir deprem bekleniyor. Şu kadar insan ölür, şu kadar bina yıkılır. Buna tedbir alalım. Ben Maraş'ta deprem olacağına inanmıyorum. Ne oldu? Ne oldu, değişti? Bir sürü insan öldü. Şimdi giden canların, yapılan binaların şimdi, yani hiç mi şey yok? Belediye başkanı eleştirmeye gerek daha yok. Yani adam artık eleştirecek bir yanı kalmamış. O bahsettiğin gazeteci, onu da eleştirmeye gerek. Niye? Zaten belli. Yani artık bitmiş yani. Ya ben şurada şunu demek artık, istiyorum. Ben artık lafını daha duymak istiyorum. Onlar bittiler ama hani bizi ötekileştiren insanlar çok bizim memlekette. Bizim izleyenlerimiz de çok. Sen ne bok biliyorsun ki diye bizi sürekli eleştiriyorlar. Bizim dediğimiz her şey çıkıyor. Çıkıyor yani. Bunu ukalalık olsun diye söylemiyorum. İki kere iki nasıl dörtse bizim dediklerimiz de o kadar mantıklı ve çıkıyor. Bu kadar basit. Ya şimdi orası doğru yani. Lafını geçirebiliriz. O bitiyor ama dediğim gibi hani artık belediye başkanını hani eleştirmek daha istemiyorum. Yani sadece bu şehrin belediye başkanı değil. Depremi hissetmiş olan şehirlerdeki belediye başkanları ne kadar sorumluluğunu yerine getirdi ki? Hepsini baz alıyorum yani. Bunu yapan diğerleri de yapmadır illa ki. O var ama hani eleştirilecek bir tarafı kalmamış. Mesela ya yanlış abi. Eleştirmeye gerek yok. Yanlış yapıyorsun. Şimdi muhalefet partisinin belediye başkanı iktidar partisinden gelen yardımı istemiyor. Ya senin deprem olmuş ya, ne yaşamışız ya. Asıl işte burada ötekileştirmeyi onlar yapıyor, halk değil, millet değil yani. Siyasi parti, yöneticileri onların başında kim varsa onlar yapıyor. Bir de üstüne üstlük şu an deprem belgeseli diye çok akıllı, çok zeki, muhteşem, aydın fikirleri olan bir tane arkadaş var. İsmini de zikretmek istemiyorum. Deprem belgeseli diye saçma sapan bir şey çekiyor. Şimdi şöyle, ismini zikretmek istemiyorsun da abi. İsim de verebiliriz de onun mu değil mi onu da bilmiyoruz şu an yani. Kesin bir bilgi olarak o yapıyor da diyemiyor. Ama yani deprem belgeseli olacağı doğru. Adamla uğraşıyor. Deprem belgeselinin ne gereği var? Yani şu açıdan muhtemelen yapacakları şey tamamıyla reytinglere oynamak. Yani alta duygusal bir fon müziği. İşte enkaz altında kalan canlar, ölen insanlar. Şimdi bunları yaşayan bizim kendi halkımız travmaları bir kez daha hatırlatacaklar. Ve buna da diyecekler ki unutmadık, unutturmayacağız. Ulan gerizekalı. Sen zaten gazetecisin. Sen git bunları yerel yöneticiler hakkında yazsana. Asıl onlara unutturma. Bize değil. Halk unutmaz yani bu felaketi. Ya yöneticiler unutur. Halk unutsun abi. Unutsun ya. Değil mi? Kötü günü unutsun. Ya bunda kötü bir şey yok ki. Ama tamam. Unutsun diyor. Seviniyoruz. Bunların acısı vardı. Şehirlerinde cenaze kalktı. Niye seviniyorlar? Üzülüyoruz.
Niye üzülüyor diyorlar. Kutlama yapıyor biri. Niye kutlama yapıyorsunuz? Seçim günü de aynı şeyi yaptılar. Mesela dediler ki işte konvoya niye çıkıyorsunuz? Örneğin. Yani abi bir taraf konvoya çıkmış, bir taraf çıkmamış. Bunu konuşmak daha artık yani yersiz. Niye? Abi çünkü şöyle bir şey var. Sen de kazansan sen de çıkacaksın. Çıkan da haklı, çıkmayan da haklı. Zaten iki taraf da haklı olunca ne anlamı kaldı? Yani bu mesela örnek veriyorum. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Kutlamaya çıktın. Ya tamam da arkadaşım. Şehirden cenaze kalktı diye biz gülmeyelim mi ya? Yani, İnsanlar hiç mi hani bir motive olmasın? Yani, neler yaşadık ya? Şimdi şöyle, oradaki sitemi şöyle dersin. Dersin ki silah sıkmayın. Silah sıkmayın. Taşkınlık yapmasın. Silah sıkmasın, taşkınlık yapmasın, şunu yapmasın yani. Bir sürü şey sayarsın. İşte konvoy yapmasın. Ya şöyle, zaten konvoy yapılması bugün ülkemizde yasal değil zaten. Başta bu yasal değil. Trafiği yani satıyorsun. İstediğin şeyi yap. İşte örneğin işte Cumhurbaşkanı seçimi kazan diye çık. Yasal değil abi. Yasal değil. Senin bir mahkemen var, bir yasan var. Bu zaten yasal olmadığı için zaten bunun karşısında bir ceza görmen gerekiyor. Ben onu geçtim artık. Halk arasında dolaşan şey de yanlış. Ben çıktım, sen çıkmadın daha ben evet. O şey özellikle konvoy gecesi zaten bir story paylaşmıştım. Benim şeyim farklıydı. Hani istedikleri kadar konvoy yapsınlar. Sadece caddelerde yoğun miktarda vodka ve şarap kokuyor. Ve bunları kutlayan da AK Partili arkadaşlar. AK Parti'nin siyasi ideolojisi fikrini biliyoruz. Bunlar zamanında şey diyorlardı. CHP alırsa etraf alkolden geçilmez, şundan geçilmez. Ulan AK Parti aldı yine aynısı oldu. Yani demek daha ki, pahalıyken oldu. Ve daha pahalıyken oldu. Demek ki bazı şeyler alkolle veya şunla bununla alakalı değilmiş. Umarım anlamışsındır bizi. Ya bizim ülkede çünkü inanan herkes çok iyi insan, inanmayan herkes berbat insan. Böyle bir anlayış hala var. Şimdi de bitiyor ama var. Bizim ülkeye gireceğimiz vakit abi hani bugün o kadar çok konu uzar ki bitmez yani. Yani bu sadece partiler nezdinde de değil. Kişiliğe indiğin zaman mahvolur. Yani o konu bitmez. Ama bunlar ya özellikle abi, partiler yapıyor yani. Böyle şöyle, bir algı şeyine giriyorlar sürekli. Abi bugün parti hangi yanlış yaparsa yapsın, alkol içsin, başka bir şey yapsın zaten görmüyor. Görmek istemezse görmüyor. Olay bu, AK Partili adam alkol içmiş. Bana ne diyor? İşte CHP adam AK Parti sigara içmemiş ya da işte alkol içmemiş. Bana ne diyor? Ya adam zaten bunu hani iyi ve mantıklı olduğu için tercih edilmiyor. Ya bizim ülkemizde iyi ve mantıklı olduğu için tercih edilen bir tane örnek göstereyim. Halkın bir tane seçtiği bir örnek göster bana. Çok mantıklıydı, halk şunu yaptı. Var mı yok. Halka göre sorsan bugün şeriat istiyorum de örnek vereyim. Yani şeriatı getir. Şeriat niye geldi? Biz yaşayamıyoruz de. Niye daha şeriat isteyenlerin çoğu da mesela soruyorum birkaç tane arkadaşım var. 5 vakit namaz kılıyor mu? Yok. Şeriat ya. Gelsin. Önce dedim sen bir 5 vakit namazını kıl, sonra dedim işte şeriat istemeyi bir hakkın olsun. Ya şöyle, şeriat istiyorsan tamam yani. Niye geçmişteki bir şey istiyorsun? Niye yeni bir sistemin yoksa? Niye bir sistemi daha çok düzeltebileceğin bir şey istemiyorsun da şeriat istersin? Ya başta zaten bugün hani teknoloji ne durumda herkes biliyor, doğru mu? Herkes bir şekilde teknolojinin evet. içerisinde. Senin elindeki imkanlar değişmiş, hayatın değişmiş, etrafın değişmiş. Sen buna rağmen işte bilmem kaç yüzyıl önceki, işte kaç bin yıl önceki şeyi tekrar istiyorsun. Hazır yani, bir ideoloji varken hani yeni bir ideoloji oluşturma çabasına Türk milleti girmiyor. Girmez. Şeriat gelse bu nasıl şeriat diyecek? Milyon tane adam şeriatı beğenmeyecek. Şeriatı beğenmeyecek. Şöyle adaletli yönetilsek adalet yok diyebilecek insanlara. Bizde hala Kur'an-ı Kerim'i beğenmeyen insanlar da var. Yok bunu yanlış yazmışlar. Yok öyle bir tayfa da var. Ya yok bunu değiştirdiler. İşte şu adamın değişmiş. Mealini oku. Şunun mealini oku. Onun daha çok ermişliği var. Yalnız ben şunu merak ettim beyler. Hedef 2023 denildi. Yıllardan beri. Ne oldu şimdi? 2023 yılındayız. Ve 2023'ün de 9. ayında mıyız? 10. ayında mıyız? Neyiz? Şurada yeni yıla da az kalıyor. Git gidip. Ne değişti? Şöyle değişen, aslında değişen bir şey yok abi. Türk milleti yine Türk milleti. Türk siyasetçisi yine Türk siyasetçisi. Bugün 23 değil de 32 de olsak ve hedef 32 olmuş olsaydı biz yine karşısındaki hedefi gördük. Yani istenen hedefi gördük. 52'lerde, 54'lerde örneğin. Yani o yine değişmeyecek. Yani zaten Türk siyasetinin bulunduğu nokta belli. Türk siyasetçisinin de bulunduğu nokta belli. Yani kaç tane siyaset bilimi okumuş da siyasetçi olmuş olan var? Yok. Yani yok denecek kadar azdır büyük ihtimalle. Sorun aslında şu, şimdi 100 yılın en kötü jenerasyonuyuz. Bizden sonra gelir Allah yardım etsin. Gerçekten daha fena. Çok zaman ilerledikçe insanlar böyle bir şeyleri geliştirdikçe kendilerinde öğrenme isteği olsa bile bir şeyleri kurcalamaya çalıştıkça o iş boka sarıyor. Ne olursa olsun, hangi konuda olursa olsun görünüyor. Ya ama bak bunun için de şey yapmana gerek yok. Şimdi o bakış açısıyla da yaklaşırsa mesela halk tamam o bakış açısıyla yaklaşır diye. Bu sefer de az önceki sorunumuza geliyor. Yeni bir şey üretmek istemiyor. Geçmişe bakıyor. Osmanlı ne yapmış? Evet. İşte ilk Türk beyliği ne yapmış? Teoman ne yapmış? Şu ne yapmış? Ne yapmış Burak? Sen ne yapacaksın abi? O zaman geçerli bir kanunmuş veya geçerli bir şeymiş. Şu an geçmez o. Geçmez ki. Öyle bir dünya yok yani. Ya bak tarih konuşulur. Tarih uygulanır da. Yani belirli noktada uygularsın. Dersin ki işte tarih tek ölden biz tarihi uygulayamıyoruz. Yemin ederim. Ya Burak abi biz tarih okumuyoruz da.
Okumuyoruz da bizde fetva veren tarihçiler her zaman ünlü oldu. Biz okuluna bakmayız çünkü der benim dedem de böyle biliyordu der. Benim dedem böyle demişti der. Benim dedem yalan mı söyleyecek der. Yani dedesinin gerizekalı olabileceği ihtimali. Bu ülkede popcorn tarihçi olarak geçti yani. Geçti İmanlar yani. Tarih anlatıyor artık. Tabii. Adamın yani imanlar her zaman bir tarih anlatıyor. Bizimkiler ona inanıyor. Nedense bunu bir türlü anlayamadım. Ya abi bak bu konuda dedim ki ben yanlış, tarih başlı başına bir bilimdir yani. Belge kanıt ister. Biz de Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber diye yıllardan beri yediler. Ben sadece şuna inanıyorum. İlber Ortaylı'nın hem sağdan hem soldan inandığı tek kişi İlber Ortaylı. Ya İlber Ortaylı çünkü adam ya bana göre adam tarihçi abi. Net yani. Bunu ben ne geçmişini sorgulayabilirim, ne şu anını sorgulayabilirim, ne tarihçidir. Ben bir tane canlı yayına çıktı İlber Ortaylı. Onu kapatırken maşallah diyor kadın sunucu. Maşallah diyor, ona da taciz edildiler oğlum. İlber Ortaylı niye bile o soruyor? Maşallah dediği için. Hani, evet. Yani iyi evet. Yayın oldu. Kendini geliştirdin güzel anlamında diyor. Maşallah ya diyor. Şimdi İlber Ortaylı'ya maşallah dediği için taciz edildi deniliyorsa bu ülkede Allah diyerek neler yapanlar Allah aşkına yani. Çok böyle. Ama bak şunu diyeceğim şimdi hani az önce dedim ya imamlar tarihi anlatıyor diye. Şimdi aynı şekil insan konuşası olduğum her şeyi konuşur. Jeofizikçi Celal Şengör, evet. Jeoloji bilim insanı. O da tarih anlatıyor. O da tarih anlatıyor. Şöyle bir şey, adam tarihçi olmadığı halde nasıl tarih anlatıyor? Ama şöyle... Bunu kimse ilgilenmiyor ya. Bunu, bu... Sevgili Recep bir şey söyleyeceğim. Celal Şengör'ü bu konunun dışında tutmak lazım. Çünkü bilmediği şeyleri ben onu bilmiyorum, araştırmadım diyor. Yok, biz zaten... Mesele o değil. Mesele o değil. Bir şey söylemiyor Celal Şengör. Eleştirme yok burada Celal Şengör. O yol yapıyor bence. Eleştirmem şu. İmam neden tarih anlatıyor? Jeoloji uzmanı neden tarih anlatıyor? Benim eleştireceğim nokta bu. İlber Ortaylı anlatabilir, tarihçidir. Şöyle. Şimdi jeoloji uzmanı gitsin, işte yer bilimiyle uğraşsın. İmam gitsin, dinle uğraşsın. Orada bir program akışı var. Örnek veriyorum, teke teke çıkıyorlar değil mi? Evet. Teke teke bir program akışı oluyor mesela. İlber Ortaylı da yeri geliyor, hani kendi dalından olmayan şeyden bahsediyor. Celal Hoca da bundan bahsediyor. Ama bilgisi ve kaynak dahilinde yapıyor. Evet. En büyük farkı oluyor. Ama bir imam bence... bir hocanın... kaynağı yine bir hoca. Ben şunu söyleyeyim. Örneğin bence jeoloji bilim adamları da iyi bir tarih eğitimi almıştır. Çünkü jeoloji de dünya tarihinden itibaren yer kabuğuyla ilgili olduğu için onları da bence hani coğrafya konusunda işte coğrafya tarihini bence daha çok almışlardır. Celal Hoca konuşmaya gerek yok. Hiçbir şey diyemem onunla. Ya adam muhteşem. Özlemişim ya. Vallahi birden. Bir de hızlı başladım şu an. Biraz çok hızlı başladım. Böyle çıktı. Burada birazcık eğilme moduna geçiyoruz arkadaşlar. Bir orada bir burada kamera var. Hangisine baksam diye şaşırıyorum. Tam ortaya baksan nasıl oluyor? Geniş. Şimdi arkadaşlar biz çok güzel depremden önce çok güzel projelerimiz vardı. Gerçi hala var da belli bir süre rafa kaldırdık. Eski partnerim sevgili Ali Emir yok. Buradan kendisine selamlar, saygılar. Kendisi başka işlere yöneldi artık. Bugün film sadece çekiyor. Ben vardım. Yok film çekmiyorum. Kendisi hasar, tespit, dosya... Artık tamamıyla adalet, hukuk sektörüne girdiği için aramızda bulunmuyor. Uzun zamandan beri yapacaktık sevgili Diyeme medya patronları. Diyeman. Öyle bir sunucu vardı hatırladınız mı? Ülkücü bıyıklı. Bugün hepsi en son nerede kaldım oğlum? Niyeyse öyle tip insanlar bizim şehrimizde. Evet. Ya da her şehirde var ama bizim şehrimizde birazcık daha fazla. Evet. Ben yani Maraş biraz daha bu insan şimdi fanusu için alman lazım. Bak dili sürüşebilir. Sonradan telafi edersin. Ya kusura bakmayın. Bu adamlar benim patronum olduğu için program böyle ele alıyorlar. Işte. Ama bu insan sunucu diye para kazanan insan. Sunucu olarak para kazanan şimdi insan. Şimdi az önce şeyi konuştuk. Bu konuya girmeden önce dedin ki sen imam neden tarih anlatıyor? Evet. İmam bugün tarih anlatabiliyor ama bir sunucu işini yapamıyor. Ya ona kalırsa ben mesela sunuculardan en büyük şikayetim şu. Bugün televizyona çıkıp kendi istediğini diyebilen sunucularımız var. Doğru mu? Evet. İşte çıkıyor. Çok nadir. 3-5 tane isim var. Sunucu evet gayet başarılı bu işinde. Hiçbir şey diyemem. İşine bir şey diyemem. Ama ekstra kendi yorumunu katıyor ve buradan acayip prim alıyor. Bak bu ne kadar iyi bir şey de olsa yarın bir gün karşımıza çıkacak. Çıkacak. Çünkü herkesin ağzı vardır. Eyvallah. Herkes bir şey söyleyebilir. Doğru. Bir şey diyemem bu. Ama bir insan televizyon karşısında bir kitleyi elde tutmaya başlayabiliyorsa bu yarın bir gün herkes için sorun olur. Bu iş böyle değil. Ve bu adam benim patronlarım yapıyor. Çok azmış. Fark ettiniz değil mi? Hızlı hızlı konuşuyorlar sert. Ahmet de öyle. Ahmet bu arada şey söyleyeceğim. En son kim o açıklamayı yaptı? Cübbeli Ahmet Bey mi? Hangisinde? Hangi şey açıklama? Sakal işte ha, şey Cübbeli kesildiği Ahmet zaman. Ya fark etmez. Şey direkt cemaat üyesi de geç abi yani. Arkadaşlar size öyle bir şey soracağım aranızda. Mesela Ahmet'e karşı yükselen oldu mu aranızda? Allah aşkına doğruca yorumlara yazsın. Ben Ahmet'e yükseldim diye sakallar olmadığından dolayı. Bu olay bir bilimsel şeyine de girer. Ben yükselmiyorum hiç. Askerde o kadar şey gördüm. Şimdi abi bak orada da şunu demek istiyorum. Bak bir orada güzel bir sistem kuruldu. Sistem şuydu. Bundan yaklaşık 2 ay önce sosyal medyalarda tamam mesela. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir programda bir
yine bir profesörüm vardı, biri vardı, karşısındaki kişiyi hatırlamıyorum. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'ya saatiniz mi, saatini mi soruyor? Bir şeyini soruyor. Murat Bardakçı, kaftanında mı, cübbesinde düğmeleri İtalyan, İngiliz. Çok pahalı bir marka. Çok pahalı bir marka. Haç var üstünde böyle. Diyor ki işte bu pahalı şeyi nasıl aldınız? Orada başladı. İki ay sonra da hemen ondan iki üç ay sonra da yine sosyal medyada bu sefer Cübbeli Ahmet Hoca'nın evi çıkmaya başladı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın villasını görüntüledik. Cübbeli Ahmet Hoca'nın şu. Ama bu sakal mevzusu konusu çok eskiden söylemiş bir şey. Şöyle eski ama ya şu zamanlarda gündeme geldiği için söyledim. Çok enteresan. Gündeme gelmesinin sebebi işte bana artık abi yani çok saçma bir şekilde geliyor. Şu yüzden saçma geliyor. Yani resmen sosyal medyada bir sorun var. Sorun şurada. Birini alıyorlar hedef haline. Ya bugün ben savunduğumda falan filan değil. Yani bugün olay şu. Bugün o adam oluyorsa yarın sen de aynı duruma düşeceksin. Evet. Yani kim olursan ol. Belki sıradan bir insansın ama o duruma düşeceksin abi. Seni alıyorlar abi. Tamam önce bir haberini giriyorlar. Haberinden sonra bu bir şekilde patlıyor. Zaten nasıl patladı da ortada. Mesela 14 tane şirket varsa, mesela 14 tane büyük medya şirketi var diyelim. 10 tanesi bir adamın zaten. Bir adam kendi algısını istediği gibi yönetebiliyor. Zaten medya dediğimiz gücü de buradan alıyor. Ama Türkiye'deki en büyük sorun da bahsetmem gereken şey burada. Sosyal medya da aynı konuda. Biz bağnazız. Bağnazlığı geç yani artık. Yani buna başka bir şey denir de dilim varmıyor. Olay şu yani. Yok varsa bu program öyle bir program değil. Varsa. Anasını aradığına mı söylüyorum yapma. Hayır o kadar da değil. Anasını hakarete girmeden istediğin başka şeyi söyleyebilirsin yani. Neyse işte demek istediğim şey şurada. Bugün Türkiye televizyonu nasıl herkes bir şekilde eleştirebiliyor? Dizisini, filmini, programlarını falan filan. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 10 yıl sonra nasıl televizyonu eleştiriyorsak sosyal medyada eleştireceğiz. Evet. Neden? Çünkü bizim her yaptığımız iş bok abi. Şu an ufak yapılıyor zaten. Hani şu sayfa apolitik. Şu sayfa bir şey İslamcıymış. Yani, şey, karşıtı da geçti oraya. Aynen. Yani iki sayfanın sahibi de aynı. Aynı haber. Yani demek istediğim şey istediği gibi algı yaratabiliyor. Evet. Buna karşı da şey çıktı. İşte devletin biliyorsun ki bu neyi var siteler üzerinde ve internet yasası çıktı yani. Dezenformasyon. İnternet yasası çıktı ama internet yasası da bu sefer kimsenin işine yaramıyor. İşine yaramayı da geçti. Şu anki işine yarayanların zaten sorunuydu bu. Sosyal medya sorunu. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Yeteri kadar gerildi. Birazcık boşalmaya ihtiyacımız var. Son şunu söyleyeyim. Hocam bak az önce şeye geliyor. Şimdi bu nasıl şeriat dedim ya. İnternet yasasını isteyenlerin hepsi gazeteciydi. Ya da işte büyük medya şirketleriyle. İnternet yasası gelsin dediler. E geldi. Bu nasıl yasa diyor. Lan sen getirttirdin. Meclisten oyu sen geçirttiriyorsun. Bak, nasıl yasa diyor da abi. Olay şurada. Adamın işine yarıyor ya. Çünkü bak yine haberin kaynağı veyahut da şeyi de önemli değil. Bakma yani. Bugün sen şikayet edilmediysen yine yalan haber yaparsın. Ya ben şunu biliyorum. Bak muhalefet bu yasayı iktidar çıkarttı. Aha. Muhalefet milletvekilleri de oy verdi. Niye biliyor musun? Hani 3-5 tane gazeteci gitti. Ya bu bizim işimize yarar dedi. İnternet yasası dedi. Sen de buna bir oy ver. Bu yasa geçsin. E tamam muhalefet de oy verdi. Bu sefer gazeteci beğenmiyor. Bu nasıl yasa diyor. Lan şey yaptıran sensin yasayı geçirttiren. Ya ama bak şimdi orada da şimdi şöyle ya sosyal medyayı da geçtim artık orada yani halkın arasına girdiğin zaman örneğin diye bir meslek seçtin gazetecisi ve kimisi işte kimisi işine yaradığı için işime yarıyor diyecek kimisi de yaramıyor diyecek. O ses her zaman olacak ama genel mantığa bakmamız gerekiyor bizim burada. Benim burada demek istediğim şey abi bir adamın elinde öyle bir güç var ki örnek vereyim yani diyelim ki benim elimde. Bugün istediğim kişiyi hakkında istediğim haberi çıkartabiliyorum, doğrulatabiliyorum. Doğrulatabiliyorum ve algı yaratıyorum. Evet. Yani 7'den 70'e herkes aynı algıya kapılıyor. Mesela ajanslarda şöyle bir şey var şimdi. Sen bana üyesin ya evet. Haber ajansına. Ben senin hakkında karalama yapamıyorum. Mesela senin şantaj videon çıktıysa ben o haberi dağıtamıyorum. Ama Abdülkadir'in bana üyeliği yoksa ve şantaj videosu çıktıysa ben onu haber olarak paylaşabiliyorum. Ve Türklerin en büyük sorununa gelelim yine. Bunu kendi içimizde yapabiliyoruz ama dışarıya yapamıyoruz. Yurt dışında bir tane lobimiz yok lan. Ben burada ayrı bir sert şekilde gireceğim. Teşekkürler bir şey hatırlattın. En son Disney platformu işte Atatürk şeyini yenilemedi dizisini. Bizde sözde milliyetçi Atatürkçü geçinen bir sanat sepet bir tayfa var ya sürekli. Bunların içlerinde hayran olduğum tipler de vardı. Hiçbirisi savunmadı. Yani çok sinir olduğum bir şey. Bunu bir tane YouTuber'da diyor. Bunu bir tane YouTuber'da diyor. Bizim ülkede anca LGBT'cileri savunurlar. Öyle bir şeyi var. Yılmaz Güney'i savunurlar. Hala var. Milliyetçi adam, gerçekten Atatürkçü adam bir kere Yılmaz Güney'i savunmaz kardeşim. Bu böyle bir dünya yok. Sen hem komünist olup hem de milliyetçi olamazsın. Bu nasıl bir bakış açısı? Yani o kadar zıt ki birbirine. Ya. Önce onları öğrenmesin. Ya racon kesiyor ama. Yani hakim vuruyor. İyi adam. Hakim işte cinayet işler. Kadını döver. Ondan sonra kadınlara şiddet uygulayan da bir adamdır. Hatta
Erling'in de bununla alakalı videosu var ki hepsi kanıt ve belgeleriyle her şeyi öne sürmüş. Ve kadın haklarını savunan tipler de Yılmaz Güney'i savunur. Yani bu kadar gerizekalılık var orada. Ya abi bak, kanıda ihtiyacın da yok. Videoya bile ihtiyacın yok. Bugün bak abi, yani o dönemin ünlülerine bak. Tamam işte %70'inin işte %100'ünün yani %30'u öyledir, anlatabiliyor muyum? Ya özür dilenebiliyor mu? Mesela bak, bak yalnızca AKP'ye, hayır şunu demek yani istiyorum. Abi çok konuşuyorsunuz bugün ya. Tamam. Elimden aldınız programı. Tamam final bölüm falan filan dedik de. Bizim ülkede yalnızca AKP'ye muhalif olmak için muhalif olanlar var. Yalnızca. Atatürkçüyüz biz. AKP pik 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 pik. Dışarıya karşı da olsa mı? Ne oldu ki? Oğlum biraz da dışarıya göster lan o Atatürkçülüğünü, milliyetçiliğini. Niye yalnızca AKP'liye gösteriyorsun? Niye? Amaç ne yani? Yemiyor mu lan? Bu ona geliyor işte. Ömer'im şimdi ağaç kesildi diye eylem yaptılar. Başka bir işte bir şey değişti diye eylem yaptılar. Gel olaylar. Ya milli değerine, bu ülkenin kurucusuna, seversin sevmezsin, uçurumdan alana, evet, düşmana yani herhangi bir üstünlük sağlamasa da karşısında durana saygısızlık yapıyorlar. Yok ya, bir, ya her şey geçti abi. Türk değil mi lan? Hani milliyetçilik? Kalmıyor. Ya sadece Türk olmuşsa yani sanırsın her yanlışına rağmen. Ama bu işte paraya dökülüyor iş. Şimdi işlerine geldiği zaman Atatürkçüler, öyle, işlerine geldiği zaman dindar ve Müslümanlar. Bu kadar basit. İşlerine geldi değil, paraya geldi bir dakika. Paraya geldi. Sen dakika, şimdi doğru, bir yerde çalışsan, güzel bir para alsan ya da o iş, o kişi, o firma sana sürekli iş verse, Abdülkadir de dese ki o firma işte ne bileyim az önce konuştuk pedofili, sahibi pedofili. Sen onu duyup o adama tepki almazsın. Gösteremezsin. Yani göstermek istesin de yapamazsın gibi bir şey olabilir. Eskiden yani sanatçılar paralı değildi. Şimdi ya da tasmalı değildi. Şu an hepsi demeyeyim. Aman tasmada çok ağır oldu hocam. Öyle. Tasmayı şey tutmuyor. Yani tasma dediğim boğazına geçirilip böyle sen nereye gidersen değil. Tasma dediğim para. Zaten şöyle yani. O tasma olsa inkar ederler. Yani inkar etmeye geçtim. Karşı koyarlar. O tasma olmadığı için insan rahat zaten. Yani bugün pranga takmışlar ayağıma deyip gezmene gerek yok. Evet. Yani ayağında bir şey yoksa devam et anlamına çıkıyor. Örnek vereyim. O tasma mecaz bir tasma ve mecaz olduğu için kabulleniliyor zaten. Ama işin aslına geldiği zaman kişilik ve karaktere indiği zaman öyle değil abi. Yani bunu bir şekilde yediriyor. Ki eğer bak buraya gireceksek, bu konuya gireceksek asıl problem şu oluyor. Hani hangi meslek olursa olsun, hangi iş olursa olsun, hangi insan olursa olsun bu bizim problemimiz. Ya sanki bir doğrucu Davut aramak gibi oluyor da bu iş. Şimdi benim patronum olsun, senin patronum olsun hiç fark etmez. Bunu herkes yapacak. Yani 100 yıl sonraki adam da yapacak. Bu çok büyük bir problem ya. Bunun şeyi yok. Yani tüm insanlar böyle. Çıkar oluşuyor. Çıkara döndü artık. Yani mesela yok arkadaşlar. Ben çözüm konuşuyorum. Çok çıkar var. Yani insanlarda hani onur, haysiyet, şeref kalmamış bence. İsveç'te yani şimdi bak. Yani %100'ü çıkara girmiş. Tamam bak, önceden beridir şu vardı. Kalmamış lafına da ben aslında yani seni karşı koymak için değil, eleştiri yapmak için de demiyorum. Bunu herkes yapıyor. Diyor ki 100 yıl önce böyle değildi. Böyleydi abi, görmüyordun ya. İnsan olduğundan beri de aynı sorun. İnsan azdı. Ha? 3-5 tane yapıyor. Yani insan fazla 100 tane yapamaz. Ya bunun en önemli örneği kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Hala maaş alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iyi bir şey söyleyeyim bana. Ne yaptı? Başarısızlık. Ama hala para alıyor oturduğu koltukta. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bu... Öyle değil mi sevgili rejim? Biz konuyu ele aldık. Kendimize bile yapıyoruz. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı değil mi? Hı hı. Yani bu Atatürk'e, Disney olayıyla Atatürk'e işte şeyini, filmini, dizisini yayınlamayanlarla İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıp tepki göstermeyenler farklı kollarda da olsa aynı zihniyetteki insanlar. Aynı zihniyet. Milli değerler bak. Yani artık Kur'an-ı Kerim milli de değil, inanç değerin, inandığın şey. Hı hı. Ama saygısızlık var. Aynı şeyi diğer tarafta da Atatürk'e saygısızlık var. İşte burada iş çıkara dönüyor. Ya iş çıkara dönüyor da bak işte temel probleme indiğimiz zaman diyorum ki bunun çözümü yok ne yazık ki. Abi çözümü bak şöyle bak. Yok abi. Bak biz nasıl tepki aldık? İsveç, Kur'an-ı Kerim'in hakkında. Onun çözümü 80'lerde oldu. Hocam çözümü şöyle. Şimdi bu bizim iş ona doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı dedi ki ben işte NATO'ya girmesine izin vermeyeceğim dedi. Sonra iş evrildi, çevrildi, aralara çıkarlar girdi. Meclisin onaylarsa benim söyleyecek sözüm yok dedi. Meclisten evet kararı çıkarsa İsveç NATO'ya girecek. Evet kararı çıkmasa girmeyecek. Topu evet, meclise. Aynı şekil zorladı Disney olayında. İşte ne bileyim hani belki Cumhurbaşkanı araya girdi ya da bir bakan girdi. İş iptalken Fox'ta yayınlanmasına karar verildi. Şöyle sus çıkara payı verildi. Sus payı yaptı işte. Ya millete verildi o işler. Ya bak işin dediğim gibi temelde indiğiniz zaman abi bir insanın yani bir toplumun bulunduğu her konuda hiç fark etmez. Türkiye olsun, İsviçre olsun, işte herhangi bir kıta belirleri hiç fark etmiyor. Ben diyorum ki nerede insan varsa bu problem olacak. Buna hiçbir şekilde çözüm yok. Yani
Çünkü neden? Şöyle bir şey var. Hani bugün özgür iradeye girmeyeceğim tabii ki de. Bir insan bugün istediğini yapabiliyor. 100 yıl önce de istediğini yapabiliyordu. 200 yıl önce de, 1 milyon yıl önce de örnek vereyim. Bu iş bitmez. Bitmiyor ve buna bir çözüm bulamayacağız. Ne millet olarak ne insan olarak. Yani başta yani şöyle bir şey var. Ben seni savunurum abi. Ben seni de savunurum abi. Ben şu adamı savunmam abi. Bu bitmeyecek. Sadece isim konuşulacak. Ya isim konuşacağız biz. Örnek verelim. Az önce KK dedim örnek verelim. Ya KK'yı konuşacağız. Neden? İşte bir kişi çıkardığı için konuşacağız. Ya da herkesin aynı görüşe sahip olduğu için çıkaracağız. Ya da işte konu gelecek. Örneğin siyaset konuşulacak. Yanlışlar konuşulacak. Yani demek istediğim şey insan olduğu müddetçe çıkar meselesi olacak ve buna hiçbir şekilde şeyin yok. Karşı bir işlemin yok. Hiçbir şey yapamazsın yani. Bir adamın yani 7/24 robot olmadığın için yani evet. Bir aynı emri veremediğin için ve aynı adam o emri uygulayamadığı için de bunun bir çaresi olmadığı için de sen bunu mecbur yaşayacaksın. Burada en temel hususa giriyoruz. Yani kişilik ve karakter nasıl oluştuğuyla yani psikolojiye giriyor ve orada da bir çaresi yok bakacak olursak. Çaresi yok çünkü kazanmak için çabalıyoruz. Kendimizi geliştirmek için değil, yalnızca kazanmak için. Kazanmak çok için. Hani yani para olmasa da ne bileyim yani bir ego kazansak ya da ne bileyim bir kibir, bencillik, itibar, şöhret. Bu arada kibir kazanmak dedi, için. Kibirli iri yarı bir kıyım 70 kiloluk birinden dayak yedi. O adam aslında kibirine kaydı. Az önce onu söyleyecektim. Hani bu ben aslında ona geleceğim. Konusunda. Ya orada aldı ben yani. Yani. Şimdi kibirli diyorsun mesela, yarın bir gün aynısı senin başına da gelebilir diyor Abdülkadir. Bence çok doğru. Hani sana da kibirli diyebilirler. Veya bir kavgaya girdiğinde sen hani ona diyorsun ya, iyi olmuş, oh olmuş, hak etti. Yarın bir gün haklı da olsan, haksız da olsan sen o kavgaya girdiğinde sana da diyecekler, iyi olmuş. Ama şimdi orada sen futbol oynadın mı daha önce de? Ya çocukken tabii ki oynadım. Çocukken oynadın. Sen şimdi işte desen ki işte dünyanın en iyi topçusu gelse, atıyorum işte Arda Güler. Ben 17 yaşındaki çocukta hayatta gol yemem. Bak dünyanın en iyi topçusu. İşte direkt aklıma Arda Güler geldi Türk olarak. Şimdi bunu izleyenler ne der? Hadi lan oradan der. Ve sen sürekli bunun üzerine bastıra bastıra desen. Ve hani o olayın ben perde arkasını da bayağı izledim, okudum. O adam biraz daha ahlaksız. En azından yazılanlara göre, kendinin anlattığına göre. Muhtemelen PR amaçlı yapıldığı belli de bu PR amacını ahlaksız yönden yaptırdığı için o kadar itici durmuş ki kendinde. Ve işte kendinden yaşça küçük 70 kiloluk o adamdaki o çocuk da kan da milli bir dövüşçü. Hocam MMA şampiyonlukları da var yani. Ona karşı da meydan okumuş. Bir kere klasmanı farklı. Hani küçük görüyor. Ya küçük görme değil. Klasmanı farklı olsa da biri sana artistlik yaptığında karşılığını verirsin ya. İnsani bir duygu değil mi? Ya verirsin. Bir de bu çocuk hemen işte. Şey yapmadı yani. Savaş Cebeci denilen amcam üzerine yürüdü. İşte sen şöylesin busun falan. Çocuk ilk başta fazla ciddiye alma. Hatta dedi ki sen dedi daha tecrübesizsin dövüşmediğin için. Ama adam muhtemelen 40 yaşında falan vardı. Yani sporcu olmasa muhtemelen şuraya sigara koyan şeyler olur ya, işte dayılar olur ya, sürekli işte dinimiz elden gidiyor diye muhtemelen o tiplerden falan olur. Abi burada aslında iyi de yapmış. Açıkçası iyi de yapmış. Hani o çocuklar ringe de çıkabilirdi. Zaten hakemleri de vardı. Ki o çocuk dövüşürken dikkatli izlediğiniz zaman etraftaki taşları topluyor. Hani kafasına vurabilir. Çünkü diyor, onda diyor, o diyor kahpeliği gördüm ben diyor. Taşla diyor vurabilirdi bana diyor. İlgisi yok bak şimdi o söylediğinle ilgisi yok. Yani taşı falan yapabilir fair play istediği. Ama o dövüşe gelene kadar sen etik kurallarını çiğnemişsin. Sen işte yasal haklarını çiğnemişsin. Polise başvurmamışsın. Avukata danışmamışsın. İşi direkt kavgaya dönüştürmüşsün. Bizim burada yani şikayetçi olduğumuz konu bu. Niye kavga ediyor? Çünkü dövüş hani, bak ikisi de sporcu ya. Hani gel kozlarımızı paylaşalım gibi. Mesela atıyorum sevgili rejimin sesi güzel olsun. Benim de sesim şey olsun. İyi müzikten bir anlayan bir adam olsun. Ben derim ki benim sesim sevgili Gökhan'dan çok iyi işte. Oktavım şu kadar iyi. Hadi gel kapışalım. Hocam işte sorun burada. Niye kapışıyorsunuz? Niye beraber bir şey yapmıyorsunuz? Sosyalizm kayboluyor ortada. Düşünce yapısı bitiyor. Artık bir taraf almaya döndü iş. Şimdi bunu karşı taraf sürekli böyle tahrik edince bir de polise sormuş. Ne oldu korktun mu diyor. Hemen polis aramışsın. Korktun mu? Orada büyük bir tahrik var. Çocuk da kendinden emin. Zaten dün çocuk şeyin yayına da katıldı. Kilolu biri vardı ya. Jare'nin yayına da katıldı. Benim dedi herhangi bir dedi lisansımda sorun oluşturmaz. Çünkü karşılıklı bir şeydi dedi. Savaş Cebeci'yi de ben sadece tek bir yönden tebrik ederim. Dün oğlanı bir tane story atmış. Tebrik etmiş. Helal olsun falan filan diye. Ben orada oyun döndüğüne inanıyorum. Çünkü hiç el kaldırmıyor. Ayrıyetten o Kaan denen işte sporcu diye geçinen adam sevmiyorum. Sevmemeye başladım. Dün tanıdım, sevmedim. Birden saldırıyor. Hani hadi gelmiyor adam. Gelmemesi önemli değil. Adam seni orada ringe çağırıyor. Hadi aşağı gidelim. Ringe neden gitmiyor adam? Çünkü orada işte abi neden gittiğinin önemi yok. Kahpece saldırıyor.
Kahpece saldıran Savaşçı Beyce. Bak o sokak dövüş. O adam diyor ki... Bak ringe neden çıkmadığını zaten Jarre'in onu yayında dedi. Çünkü işte onun kendi prodüksiyonundan adamları vardır ve dedi işte orada ya kamera sokmaz. Ya ilgisi orada yok da, ya. Bu durum. O olmazsa ilgisi. Da zaten dersin. Sen oraya şeye sokak dövüşüne niyetlenmiş gelmişsin. Bu böyle en iyi çıkar o. O Jarre'in şeyini araya bir yere koyar mısın? Gör, şimdi şöyle. Niye anlattığını? Tamam Kaan. Kaan oraya gitmemiş olabilir ama Kaan ben ikisini de tanımıyorum bu arada. Tamam. Ben ikisini de tanımıyorum. Tamam. Sadece biz de tanımıyoruz. Savaş bana birazcık itici geldi da. Kaan daha deli dolu. Abi bak daha iyi yani. Şahsi yorum yapayım. Diyeyim ki burada örnek vereyim. Kaan işte oraya gidemediyse eğer ki yani o kavgaya gitmek yerine, o sokağa gitmek yerine diyebilirdi. Kendi ringi olabilir işte. Kendi evet. Anlaştığı bir yerle yapabilir. Hani güvenliğinden dolayı gitmediyse onu bilemem. Ama işte güvenliği sağladığı bir yere de gidebilir. Onu orada yapmak gerekir. Ya Jarre'nin bence direkt yayınını izlesinler. O çocuk orada her şeyi anlatıyor. Çünkü savaşın yanındaki birkaç kişi de onda emanet mi ne varmış? İşte yenilme durumunda herhangi bir şey yapabilirlermiş. Dün kendi de açıkladı. O yüzden Kaan da kendi şimdi, arkadaşlarını götürmüş. Yo, onu Kaan'ın yanındakilerinde şey hani silah vardı. Evet. Ayran olursa... Şimdi, onu yapabilen adam da story atmaz beni dövdü diye yani. O zaman bu videonun başlığı Kaan Kaan soy ismi neydi? Kazman. Dis diye Ahmet şey yap Kaan. Ben sana bir şey demedim. Ben senin tarafına. Ya ben dedim hayır gitsin abi ringde dövüş. Bu adam MMA sporcusu. Ödül almış, şampiyon olmuş insan. İşte savaş şimdi toprakta çimende niye yapıyorsun? Yok ya. Şimdi bak asıl problemi ne dedim abi? Olay şu. Sokak dövüşü bu. Bizim problemimiz şurada. Bak kavgayı biz de konuştuk az önce ve evet. Yorumladı kendi açımızda. Abi bir platform var tamam mı? Bu medya platformu hiç fark etmez. Bu platformda iki tane işte kendi PR'ını yapan adam var. İşte biri sporcu olarak, biri de konuşmacı olarak. Yani Savaş konuşmacı. Evet. Yani o adam yaptığı her şeyi konuşuyor. Ve öyle ünlenmiş. Biri zaten biz neden Savaş gibi bir adam veyahut da işte Savaş demeyeyim. İşte Ahmet gibi bir adam neden ünlü yapıyor? Neden insanlar bunu konuşuyor ve takip ediyor? Evet. Bir önce ona bak. İkincisi böyle bir olay olduğunda neden yayılıyor? Yayılmasın abi. Ya engellensin ya. Kaosu seviyor. İşte tam bak kaosu sevebiliriz ama şu var. Bunun olmasında hiçbir mantık yok. Neden? Abi biz tek değiliz. Tanrım var yanında. Tanrımla geldi. Mekanı almadılar. Abi onu zaten ayrı bir şekilde konuşmak lazım. Ya o adam değil. O bakış açısı. O adam değil dedi. Lüsef. O adamı değil. Adamı değil mi ben bilmem. Bak bana ne yani. Ben o yurt dışında bir maçta bir olay oluyor. Takım ceza yemesin diye milli bir maçtı galiba. O ülkenin stadında oynanıyor. Takım ceza yemesin diye kameramanlar o alanı çekmiyor. Sonradan hani izleyip hani VAR'a falan gidildiğinde herhangi bir işlem uygulanmasın diye başka tarafı çekiyor. Sen hala buraya bizim kadar burada... izliyorsan bir dakika bak. Hala buraya kadar izliyorsan bir yorum yap. Bu zamana kadar konuştuklarımız dediğin. Devam edebiliriz. Bizim burada mesela kavga çıkıyor. Tamam hadi video sosyal medyaya düştü. Herkes paylaşıyor. Ya bak ben orada demek istediğim şey şu. Bak kavgayı yayınlarsın yayınlamazsın. Bu çok fazla mühim olan şey değil. Burada demek istediğim olay şu an. Şimdi sen bunu dışarıda tamam mı? Yasaya uygun bir şekilde yapmıyorsan ve bunun sonucunu da insanlar sana nasıl baktığını gördük. Bir taraf o olsun diyor. Bir taraf niye dayak yedi diyor. Bir taraf niye dövdü diyor. Bu psikolojimiz zaten açıklıyor. Yani biz kaos seviyoruz diye bir olaydı. O kaos değil. O başka bir durum oluyor. Ben bugün bir adam dövdü diye seviniyorum. Ve bunu sen de sevin diye paylaşıyorum. Sen paylaşır ona ve bu milyonlara ulaşır. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bir de şu var. Eğer mesela Kaan kavgacı, dövüşçü değil mi? Yani bu işin sporunu yapıyor. Zaten bu adam bu işin sporunu yapıyor. Bu adamın kendini kanıtlamasına gerek bile yok. Ama onu geçtim. İşte karşı tarafta sürekli kışkırtıyorsa kavga etmeler hak mıdır ben onu bilemem. Ama benim onu izlemem hak değil abi. Benim onu görmem hak değil. Bence bugün görmeme gibi bir ihtimalim de yok. Ya ben bugün A kişisini yani A sayfasını görsem A sayfasında paylaşır. B sayfasını takip etsem orada paylaşır. Olay parayla dağıtılıyor çünkü sayfalara. Dağıtılıyor ve yanlış olay dağıtılıyor. Kim PR kazanıyor bu işte? Ben mi kazanıyorum? Sen mi kazanıyorsun? Hayır kazanmıyorsun. Mesela şöyle bir post dağıtılsaydı. Herkes gördü şimdi o kavgayı. Neden kavga ediyorlar barışmak varken diye bir post paylaşılsaydı. Yakında bence paylaşılır. Hangisi yararlı olurdu? 2-3 gün sonra onun linçine girer yakında şey yaparlar. Ya mesela bu post değil. Hani ne bileyim bıçaklı kavga oluyor mesela çarşıda pazarda. Hani neden kavga ediyorlar? Neden barışmak varken? Ya şöyle. Bugün post paylaşımı daha yararlı. Göz yumuyoruz. Bugün biz karşılıklı kavgaya göz yumuyoruz. Diyoruz ki işte bir taraf kışkırttı bir taraf da işte onu kışkırttığı için dayak. Hak. Biz buna bugün hak diyoruz. Evet. Yarın bir günde birbirini bıçaklayacaklar. Örnek şimdi sizin hakkınızda. O da hak diyeceğiz. Ben burada ikinci şeye geçmiş olalım. Sizin hakkınızda bir sürü yorum var. Evet. Neredeler? Ne yapıyorlar? Abi Ankara'dalar. Ömer Sağlam nerede? Ömer Sağlam burada. Sen neredesin? Oğlum
beni o kadar soruyorsunuz, takibi almıyorsunuz. Bu kadar basit yani. O yüzden neredesin falan filan geçin bu ayakkabı. Özellikle sizi soruyorlar. Bunların ikisi benim patronum. Bir tanesi de kameranın arkasında. Bunlar depremden sonra ofisleri yıkıldığı için birçok malzemeleri de telef oldu. Maraş'ta ne kadar duydunuz? Yaklaşık 2 hafta sonra falan direkt 10-15 Ankara'ya gittiler. Ya ben şey sormak istiyorum. Ankara'nın yerel medyası nasıl? Ankara'da... Yani işte bu işi tecrübe orada da ettiniz. Daha önceden de Maraş'ta da çalıştınız zaten. Ankara nasıl, Maraş nasıl? Şöyle, şimdi Maraş'la Ankara'yı kıyasladığın zaman abi, hani büyük bir fark var diyemezsin. Yani yereli kıyasladığın zaman. Diyemezsin ki çok daha işte üstünler, işte çok daha vizyonlular, çok daha iyi işler yapıyorlar gibi bir şey kullanamam, abartamam yani. Ama şu var. En büyük faktör büyük şehirle küçük şehir farkı. Yani bugün Maraş'ta Ankara'nın farkı ne kadarsa medya arasındaki fark da o oluyor. Bizim yani benim orada karşılaştığım en güzel şey kişilik farkı var. Bu nettir yani. Ben kendi işte memleketime laf söylemem. Arkadaşlar şimdi işte sigara içiyoruz diye bizi linçlemeyin. Kötü bir şey yazmayın. Ananıza babanıza sorun bakalım. 90'larda Hülya Avşar Şovu, Okan Bayülgen'i ve Beyaz'ı izlemişler mi? Oralardan bir sigara içenleri koyarsan şuraya. Hocam bir boş oldu, rakı masası koyuyorlardı ya. Atman Şenşes katılıyordu. İşte kötü örnek falan filan. Sigara zararlı bir alışkanlık. İçmeyin. Devam edelim. Şimdi şöyle arasındaki var. Yani ben memleketimi seviyorum diye memleketimi eleştirmeyeceğim falan filan değil. Ben de memleketimi sevemem de. Severim de sevmem de. Bu tamamıyla kişiselmiş. Ama ben şunu demek isterim ki bizim Kahramanmaraş'taki içerisinde, medya içerisinde bulunan kim varsa karakterini ve kişiliğini bir çoğunu gördüm. Şimdi ben İlk başta buna bakıyorum. Niye buna bakıyorum abi? Yani yapılan işten çok ilk başta buna bakacaksın. Çünkü neden? İlk adımı buna atıyorsun ya. İlk adımı ben para kazanmak için atıyorum diyemezsin ki. Daha tanışmadığın adama bunu diyemezsin. Ya Allah aşkına iki tane ofisleri var arkadaşlar. Diyemem medya. Bu üç orta. Hem Ankara'da ofisleri var. Hem Kahramanmaraş'ta ofisleri var. Ama bir tane Kürt tablaları yok. Kürt tablaya gerek yok. Alın bu ne ya? Aa siz Marsu'dan sponsorluğunuz vardı. Galiba bitti depremden sonra. Depremden sonra çok şey. Deprem de kendi kendini bitirdi. Onlara geliriz. Abi şirketlere gireceğimiz zaman da şu ön planda olsun. Yani ne ön planda olsun derseniz. Depremden önce ve depremden sonra konuşmayalım. Yani niye konuşmayalım? Çünkü abi deprem oldu evet tamam. Deprem konuştu. Deprem milyonlarca kişi de konuştu. İşte ünlüler de konuştu. Sanatçısı da konuştu. O su konuştu. Bu su konuştu. Onu geçelim abi. Kim yanlış yaptıysa biz burada onu konuşacağız. Zaten konuşmanın programın ana amacı da o. Evet. Yani duygusallıkla yapmayacağız biz çünkü belgesel çekmiyoruz. Biz belgesel yapmıyoruz yani. O yüzden de direkt yapılan işi söyleyeceğiz yani. Bizim olayımız açık yani. Ben az önceki konuyu şöyle kendi fikrimi katayım. Dedin yani Ankara'da yerel medya nasıl? Benim bir 45 günlük maceram oldu. Ben sonra tekrardan Maraş'a döndüm. Bir buçuk ay kadar. Ki sen buradaki ofis işleriyle ilgileniyorsun zaten. Kısmen. O bir ayda ben şeyi gördüm. Yani bir yerel medyacının yanına gittiğinde anlatıyorsun kendini, tanıtıyorsun. Sana bön bön bakmıyor. Proje sunuyor. Beraber yapalım. Ya siz ne iyiymişsiniz ya da işte ne bileyim. Mesele övme değil de dinleme aslında. Dikkatle dinliyor. Bir önerisi var. Burada çok nadir kişilerde var. Ya gidiyorsun adama Maraş'ta mesela selamünaleyküm, aleykümselam. Biz medyacıyız. Bu işleri yapıyoruz. Üniversite okuduğumuz. Ya sana ne? Benim yeteneğimi diplomayla mı ölçüyorsun? Öyle yaptım. Orada gittik mesela. Hani birkaç defa geçtim, girdim ben. Siz daha çok gezdiniz. Ayda yaptığınız işi sordular. Ne iş yaptınız? Portföyünüz nasıl? Şunlarla çalıştınız mı? Şu nasıl gidiyor? Mesela direkt şeyi soruyor. CV yaptım diyor. Evet. Örnek video. Yaptığınız işler az mı bize diyor. Ki bak burada bu meslekte olmasam bile önemli olan nokta şu abi. Neden Kahramanmaraş'ta Ankara arasında böyle bir fark var? Neden benim doğduğum şehir böyle? Kim bunun suçlusu? Ben miyim lan? Babam mı? Babamın babası. Yani bunu bir bilmek lazım. Biz hepimiziz. Maraş'ta yaşadığımız sürece ve bu zihniyet böyle devam ettiği sürece herkes bir suçlu. Çünkü biz o zihniyete baş kaldırmıyoruz. Onunla görüşülmez diyoruz. Görüşüp bunu... Ya şunun ukalalığını yapabiliriz burada. Hani şimdi şey diyeceksiniz. Ulan böyle eleştiriyorsunuz da siz ne yaptınız? Gir bak oğlum kanala. Yok. Sen hiçbirini yapamazsınız. Yok şöyle bir şey var. Yapamazsın. Mesele ya. İyi iş yapmak değil. Mesele o işi çıkarmak başarıyla. Ya bizde böyle ya, var. Ya işte. O sen iş, eleştiriyorsun çıkar, ama. Iyi çıkar. O önemli değil. O eleştiriyorsun. Sen ne yaptın diyebilecek bir adam yok. Yok yani. Sen bana bunu soruyorsun. Sen ne yaptın derim yani. Öyle vereyim yani. O zaman ya bir insana sen ne yaptın gibi bir soru sorduğun zaman işte sunamazsın yani. Bu bir kısır dönmüş. Ya sunamazsın yani ben şu işi yap diyemezsin. Çünkü böyle bir soru lanetli bir soru çıkmaz. Ya benim bugünkü amacım işte milyondan izlenmek mi? Yok. Beni 100 kişi izliyorsa, bu kanalı 200 kişi izliyorsa, 300 kişi izliyorsa kimin bakış açısına bir şey ekleyebilirsem benim amacım odur.
Milyonlar izlemek değil de milyonlar izlemek istesek zaten bir şekilde bir şeyler yaparız. Yani ekipmana harcadığım parayı reklama yaparım. Reklama harcarım, bir şey yaparım yani. Ama kendi kişiliğinle büyümek farklı, kendi amacını yansıtmak farklı, bir başkasının amacıyla büyümek farklıdır. Yani burada ben izleyicinin amacıyla devam etmiyorum ki. İzleyicim benden işte şunu dememi bekliyor olabilir, bunu dememi bekliyor olabilir ama ben öyle bir insan değilim, sen değilsin, o değil. Örnek vereyim. Hocam iş söylemeye gelmeden şunu çekin diyor. İstek video veriyor. Evet. Tavsiye. Özellikle yani, sadece senin için öyle bir şey çekelim tabii ki genç arkadaş. Ama biz şunda hemfikiriz bence. İşte konuşmalıya başlayan ne kadar oldu? Depremden önce başladık. Deprem girdi araya, çekemedik. Ofis kırıldı, o gitti, bu gitti falan. Konuşmalıda ne söylediyse hepsi gerçek oldu. Bunu inkar edemezler yani. Ya patlattığımız adamlar da öyle oldu. Biz gerçeğiz. Yani bizi taklit etmeye çalışanlar da oldu da yemez. Hayatta taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Şimdi abi biz kimseden fonlanmıyoruz kardeşim. Tabii. Anlatabildim mi? Yok, o fonladı. AKP, CHP biz kimse fonlamıyoruz. Niye fonlanan? Biz şey emekle aldık yani. Direkt terle bir yerlere geldi ki. Hani bir saatlik bir YouTube videosunu. Bir saatte değil mi ilk bölüm hocam? İlk bölüm ise. Binlerce insan izledi. Şimdi küçümseyeceksin. Binlerce kişi mi izledi? Evet. Sen bugün binlerce insana hitap edebiliyor musun? Ya hitap edeceğim. Altında yüzlerce yorum var mı? Yok, bu bir başarıdır. Ya onlar da anlamışlar bizi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kitlemle övünüyorsam da benim kitlem 100 kişiyse, 10 kişiyse tamam mı? Ben kitlemi de övmüş oluyorum. Yani sen beni küçümsersen eğer 5000 izlendin, 10000 izlendin diye sen benim kitlemi de küçümsemiş oluyorsun. Mantık. Evet. Yani bugün yani şöyle bir şey var. Kimse anadan doğma 100 milyon izlenmiyor. Anadan doğduğun gibi 100 milyon izlenen yok sanırım. Yani bugün Elizabeth'in torunu falan filan değilsen yok öyle bir şey. Ben şimdi burada küçük bir parantez açayım. Şunu söyleyeyim. İkide bir işte reklam yapıyorum ama arada olsun patronlar. DMM Medya'da çok acayip videolar olacak arkadaşlar. Ama Allah aşkına bol bol yorum yaptım. Neden yorum yaptım biliyor musun? Bunu kendim için istemiyorum. Bu video bol bol trende girsin. Yani bol bol ne derler hocam, aktifleşsin, etkileşim alsın, öne çıksın diye. Bunu yapın ve bunu demek mecburiyetindeyim çünkü yapmıyorsunuz. Yapanlara eyvallah, yapmayanlar için diyorum. İşte kanalım bilmem kaçı izliyor, abone olmuyor. Oğlum olun lan, parasız parasız. Bak bizim muhabbetimiz sarar. Yaptığımız işler de iyidir. Bunun ukalalığını yapar. Üstüne de basa basa derim ya. O yüzden like atın, yorum yapın, paylaşın, eleştirin. Mesela bizim konuşmalıyı kimse eleştirmemiş. Ben ona şaşırdım. Oğlum korkuyor musunuz lan, eleştirin. Senin diksiyonuna sokayım de. Hiçbir bok bilmiyorsun de. De bunları da. Eleştirirsen değil, yalakalık yaparsan kazanırsın. Onlardan da gördük, gördük yani. Adam gitmiş, deprem oldu. Hesap soracağız. Ezgi Apartmanı'nı unutmadık. Bir hafta. Evet. Aradan bir altılı masa hani bir aday çıkarttı. Seçim günü belli olacak. Adam hemen şeye gitti. İl başkanının yanına. Onu öv, bunu öv. Ne oldu? Aynı il başkanına sen zerzenişte bulunuyordun. İnsanlar öldü diye. Ben hayatımda bu kadar yapmacık haber sunan bir insan görmedim. Ya yalakalıkla adam ben yalakalık terfi alıyor ben, ya. Bir videosuna yorum yapıyor. Ben kişisel olarak adam ele alacağım. Yaptığı işten görselliği olarak. Dostum birazcık tiyatro eğitimi al. Ciddiyim. O kadar yapmacık konuşuyorsun ki. Bak bunu bir kardeşin olarak söylüyorum. Pardon, arkadaşın olarak söylüyorum. Veya bir tanışmışlığın olarak söylüyorum. Saçma sapan işlere de girme. Çok sahte duruyorsun kamera önünde. Sana inan, işte sana inananlar da çaresizlikten inanıyor. İnsanların duygularını harcama yani. Öğren oraya geldik. Bir de askeri bot giymiş. İki ya, kişi zaten bunu. Beni engellediği için ben takip ederim. Orada şu yorum, ben bir videosuna yorum yaptım, dedim ki hani tamam bu işi yapıyorsunuz, yaptığı iş de belli, bak işi falan da kötülemedim. Dedim ki abi bak bu işi yapıyorsan, ben kamera karşısına çıkmışsam, sen haberin duygu durumuna göre konuşabilirsin. Yani şu hareketi yapabilirsin, işte dersin ki işte inandırıcı olsun diye avuç içini gösterirsin falan filan, hani bunu yaparsın. Ama sen her haberi bir farklı bir şekilde sunuyor adam. Yani adam şöyle söyleyeyim, arkasındaki enkaz tanıtacak, bunu o kadar hızlı tanıtıyor ki mesela, örnek vereyim. Kayboluyorsun. Keyifli tanıtıyor mesela. Yani o duyguyu yansıtmıyor. Ve buna rağmen hani bu, ben eleştiri yapmak için yorum yaptım. Ki o konuya geleceğini hiç bilmiyordum ben. Ki güzel yerden girdin yani. Yani bugün o işin eğitimini almamış olabilirsin. Bu işin eğitimi vardı da diyelim zaten. Yani tiyatro eğitimi alsan belki yine yapamazsın bu işi. Ama kendi videonu izle ve kendi eleştirini de gör. Yani bunu yap, ben şurada yanlış yapıyorum desin baş. Yani bunu kendine demez. Bir tane havalı gözlüğü var ya onun, havalı gözlüğü. Ya abi şöyle bir şey var. Şimdi öyle bir adam yerinde olsa da şey demezsin. Yani kendimden bahsetmeyeyim. Başka bir adam, o adam yerinde olsa ve zaten her türlü parayı kazansa. Yani bir adama her türlü parayı kazandırırsan zaten bu işin daha yapmaya çalışmaz. Sadece yeni para kazanmak için başka bir kapı arayışına gider.
Evet. Ki yaptı da o. İşte siyaset programı yapıyor, onu değiştir. İşte esnaf programı yapıyor, orayı geçti. Bizim yerel bir televizyon kanalımız var ya, onlar da geçen bir tane kampanya başlatmışlar. El arabasıyla. Ben Aksu TV'yi... Özellikle... Hani şuraya geldi Aksu TV ben de. Aksu TV. Ver ismi ya. Aksu TV. Ya depremde binam yıkılmıştı. Bu arada şu an Cüneyt galiba tam sorumlusu, tam patronları tanımıyorum ama müdürü. Cüneyt Bey şey söylemek istiyorum. Hani Kurtuluş Bey'le şey yaptınız ya işte her molosu da biz kaldıracağız. El arabası herkes yapsın bunu falan filan. Neden kendi binanızın önünüzü yalnızca temizliyorsunuz? Özellikle orayı almışsınız. Yani onu izleyen ben şey düşündüm. Özellikle hani sizin işleriniz yolunda gitmiyor. Kanala giren çıkan rahat girip çıksın. Buraya alın. Bence böyle bir şeyler anlatmak istiyorum. Şeyi soracağım. Şimdi binanın son halini gördün mü? Ben fotoğraflarda gördüm. Gidip görme şansım olmadı. Nasıl şu an? Şu an yapmışlar. Yanında peki hani şeyler var mı plaza tarzı? Yok, sadece molozları kaldırmışlar yanından. Onu da özellikle hani orada çektiler ya şey gibi bu. Biz Aksu televizyonunun önüne giremiyoruz da burayı bir kaldırır mısınızcasının şeyini daha üstü kapalı. Maraş'ın en büyük mafyası Aksu TV'dir. Doğru. Ben bunu biliyorum, bunu konuşuyorum. Çok iyi dönüyor orada. Ya bizim bile şaşırabileceğimiz şeyler dönüyor Aksu TV'de. Ya işte bak Ankara'yla farklı konuşuyoruz. Ankara'da hani mafya var diyebilir misin dersen. Ama Aksu TV gibi kaç tane var? Örnek vereyim yani. 10 tane vardır. Bir şey diyeceğim şimdi. Şey Ankara'yı gördün. Hani TV kanallarına da gittin. Evet. Örnek veriyorum. TV 6 ile görüştüğünüz için şey söylüyorum. Aksu TV'nin arasındaki farkı ne kadar ölçekle gösterebilirsin? TV 6 yanlış örnek. Kanal 5. Kanal 5 pardon. Yani abi TV 6'yı... Abi bir ölçek veremem oraya. Niye bir ölçek veremem? Oraya yine işte iki yere de aynı amaçla gittik bu arada. Bu net. Yani iki yere de gidiş amacımız aynıydı. Ve bir tarafta hani sorulan soruyla diğer tarafta sorulan soru arasındaki uçurum farkını da bir ölçeklendirelim. Burada işte az önceki gibi temel sorunla kaynaklanıyor. Şu vardı. Bugün Maraş'ın bu halde olmasına dediğim gibi babamın mı payı var, dedemin mi payı var bilmiyorum. Ya da neyin payı var bilmiyorum. Ama şu var. Şu an burada yaşayan, şu an yani işçisi, aşçısı hiç fark etmez kim varsa. Abi kendimize gelin diye bir mesaj göndermeyeceğim. Olay o değil. Bakın yarın bir gün Maraşlıyım demeye utanırsanız eğer bunun sorumlusu ben değil. Deden falan da değildir belki bilemem. Ama bugünden itibaren sen kendini değiştirmek için, sen kendini geliştirmek için en ufak şey yapmıyorsan bunun sorumlusu sensin canım. Sevgili Aksu TV biz size sataşmıyoruz onu söyleyeyim. Saçma sapan duygusal şeyler de yapmayın. Aman bizim şuyumuz yıkıldı bu gitti. Biz de bir sürü sevdiğimizi kaybettik. Bizim de her şeyimiz gitti kendi çapımızda. Sizin kadar zengin olmasak da maddi yönde bizim de her şeyimiz gitti. Biz bunu yapmadık. Yani bu şeyden vazgeçin. Binayı yardımla falan şimdi toplamak istiyorum. Aynen yani aynen. Ceplerinden harcamak yerine ben sinirlendiğim nokta bu. Ya 50 yıl önceki medyacılığı yapmayın. O da geçti yani. Birazcık şey katın kendinize şimdi, ya. Yerele daha da girdiğimiz için şunu demem gerekiyor. Abi biz 2018'de de aynı şeyi dedik. Ya kendi aramızda konuşmalarımızda dedik. Yeni arkadaş edindiğimizde de dedik. Bir şehirde, bir şehrin kendi yerel medyası eğer kötü durumdaysa, bak bu denli kötü durumdaysa bu şehir 100 yıl daha devam edecek dedim. Aynı şekilde. Gelişemeyecek. Evet. Yapamayacak. Yani bugün Allah aşkına abi Aksu TV de olsun. Ya ben Aksu TV'den de rica ederim. Problem değil. Abi kendinizi geliştir. Allah aşkına yapın yani bunu. Yani neye inanıyorsan, lan Tanrı'ya mı inanıyor? Tanrı için yap. İşte annene mi inanıyor? Annen için yap. Yani geleceğin için yap. Çünkü yarın bir gün buradan iyi insanlar çıkacak veya kötü insanlar çıkacak hiç fark etmez. Ama şu an, ben şu anı kaliteli bir şekilde geçiremiyorsam, şu anı kaliteli bir şekilde yaşayamıyorsam, bir Maraşlı olarak kendimi gururla veyahut da işte özgüvenle sunamıyorsam, bunun sebebi şu saatten sonra benim veyahut da sensin. Niye kendimi geliştirmediymiş? Geçmiş konuşmaya falan filan gerek yok. Demem gereken tek şey, kendinizi geliştirin. Yani bu şehirle arası da, şehir olmasına gerek yok. Ama benim gözüme batan Maraş. Çünkü ben Maraş'ta doğdum, büyüdüm. Ve kendi sektörüme de baktığım zaman medyacı abilerime de sesleniyor. Burada işte Aksu olur, hiç fark etmez. Bilmem ne olur, isim olur. Onlar da fark etmez. Yarın bir gün ben senin yüzüne utanmak istemiyorum. Ben utanmak istemiyorum abi. Ben Maraşlıyım dediğimde şu isim karşıma çıkmaz. Yapmasın yani. Bundan sonra diyeceğim şey de şu olacak. İşte ben tamam Kahramanmaraş doğumluyum. Şu anda yani beni tanıyan herkes de bilir ki ben kendi memleketimi hiç övmedim. Yakında Antep'e bağlanacak zaten. O yöne doğru gidiyoruz. Ya biri yorum yapmış o Antep dondurma mevzusunda. Aha. Keşke diyor Maraş Antep'e bağlansa da hani biz Antep gibi bir kalite görsek. Aynen. Kaliteli bir yaşam ya da bir yönetim görsek. Buraya X kişisi de gelse, B kişisi de gelse buradaki zihniyet aynı değişmiyor. Niye biliyor musun? Bak şimdi medyaya gireyim hadi. Medyadan el alayım. Abi 100 tane haber sitesi mi var? 100 tane Instagram hesabı mı var? Bunun 100'ü 1 olup bir kötü bir şeyi eleştirmiyor.
Ya bu niye böyle diyor. Halfeti'den Antep'e bedava su gidiyormuş. Yani bedava da olmasa su gidiyor. Bunu kimse demiyor bak. Bunu kimse demiyor. Niye gidiyor? Niye? Su bizim hakkımız değil mi? Ben niye %4,5 kaskıya vergi veriyorum demiyor bak, bunu. Onu da geçti. Bu iş içinde bu işi yapıyor. Onu dememeyi de geçtim. Onu bilmiyor abi. Onu bilmiyor. Umurunda değil. Adamın tek derdi olmuş yani. Sen bana ilan ver, ben ilan gireyim, para kazanayım. Evet, bak birkaç tane var böyle. Bu arada sevgili paracılar, bizim de ailemiz var. Biz de ev geçindiriyoruz. Anlatabildim mi? Hani bu donelerle de gelmeyin. Ya lan tek ideolojisi olan ben insan ben değilimdir yani. Tek karakterli olmaya çalışan parayı ben değilimdir. Her zaman onu kazanırsın bak. Ya, ama şerefi, haysiyeti, itibarı bir kere kaybettin mi? Düzen öyle gider. Ki bizde de öyle gitgide gidiyor. Onun toparlanmaya çalışan 3-5 kişi var işte. Ya, ben ideolojim yüzüne bir gün aç kalacak mıyım? Lan zaten açım. Örnek vereyim. Yani ileride de aç kalacağım ben. Kalırım. Evet. Ama bir şey kaybetmiyorum en azından. Bizim burada gazeteciler muhalefeti niye yapıyor? Sırf AKP'ye şey olmak için. Başka bir şey değil onlar. İlgisi yok. Ben muhalefet yaptım şimdi. AK Parti'den sırf muhalif, muhalif olmak AK için AK Parti demeyeyim. İktidar... Kimse ona fatura keseceğim. Dedi ki sen kesemezsin. Ben muhalefet oldum ona. 3-5 tane izlenme yaptım. Kötü kötü şeylerini gösterdim. Evet. Sonra gittim dedim ki ya ben fatura keseyim. Tamam kes dedi. Ben hemen o gönderileri siliyorum. Biz şey de alacağımı aldım. Bak ikinci bölümde gazetecileri konuk almıştık. Ha, kendileri istediler. Özellikle de gelmeyi. O yayını paylaşmadılar. Yani bir olay geç. O gerizekalı gözlerinin altı mor kişiyi geç. Diğer iki kişi, bir tanesi yakın arkadaşım. Plakası var falan. O niyeyse şey yapmadı yani, paylaşmadı. Niye paylaşmadı? Para olur, aman ona dokunur. Bunu oğlum böyle yaşanmaz lan. Ya bak, ben şunu istiyorum bak. Doğru, öyle yaşanmaz. Oğlum böyle yaşanmaz lan. Tamam, öyle yaşanmaz. Doğru. Ama şimdi öyle yaşatana da hesap sormak lazım. Öyle yaşatana da hesap sormak lazım. Ben bugün sadece gazetecileri konuşmuşuz gibi, sanki yerelde konuşmuşuz gibi gelebilir. Ama işin temeli şu abi. Ben bu işi, yani az önce dedim ya, işte medyacıya da seslenir, kendini geliştir. Evet. Medyacıya sesleniyorsam siyasetçi öyle durmasın Allah aşkına. Ya bugün örneğin Kahramanmaraş'ta kaç tane milletvekili çıktı? 5 mi? 4 mü? 8, 5, 2, 1. Ya onlara da sesleniyorum. Niye? Bak. Örnek vereyim. Sen şehri temsil ediyorsun değil mi? İşte bir şekilde işte Kahramanmaraş milletvekilisin. İşte bir şehre milletvekilisin. Şehri temsil ediyorsun. Evet. Bugün hala övündüğün tek şey dondurmansa o elden gidiyor. Dondurma elden i̇nşallah, gidiyor. İnşallah gider. Böyle kalacaksa o da gitsin. Zaten bir şirketin altında geçiyor. Yani Maraş'ın dondurması deyince direkt şirket verirsin bugün. Evet. Şirket ismi verirsin. Mado dersin ya. Mado'nun dondurması iyi dersin. Abdo'nun dondurması iyi dersin. Kervan'ın dondurması iyi dersin. Maraş'ın dondurması iyi diyemez. Yok. Ben başka şehirlerde değil, o şehrin şirketin dondurması lan. Ben başka şehirlerde şunu gördüm. Şimdi bizim dondurmayla en ünlü firmamız Mado. Antep'te mesela en zengin kişi kim? Sanko'dur. Hani Konakoğlu. Konakoğlu'nun şehre katkısıyla bizim bu Mado denen şirketin şehre katkısını kıyaslayalım bence. Evet. Burada konu bu. Niye inisiyatif kullanarak bir şeyleri geliştirmek için fedakarlık yapmıyoruz? Öyle deme, adam depremde evi yıkılmış. Dükkanı yıkılmış. Sanki ulan gariban biziz burada. Senin burada ağlamamız gereken biziz aslında. Bugün canım Madonna evi yıkıldı. Dükkanı gitti. Dükkanını yaptırıyorlar. Oraya imar izni falan filan. Ya geçmeyeceklerdi. İşin o prospektif taraflarına hiç girmek istemiyorum. Sıkıcı hepsi. Adam bugün durumu yok. Ahmet. Madonna durumu yok. Ya istediği kadar. Olmasın. Hadi şu an olmasın. Peki geçmişte yani bu 50 yıldır hadi 60 yıldır olan bir şey. Niye abi şehrine şöyle güzel bir şey yapmadın ya? Abi o düşünceleri yok şirket, bence. Şirket, yani şirkete dedik değil mi az önce biz? Yani bunu şirkete sesleniyoruz. Bunu belediye de yapmıyor ki. Bak, mesela hani dedi ki Mado bir açıklama, mesela ben bir video paylaşmıştım, ondan sonra bana yapılan yardımların şeyi geldi. Örneği geldi, hani bu kadar yardım yaptık diye. Tamam hadi yardımı yapmak istedim Mado. Peki bizim milletvekillerimiz ya da belediye başkanımız istemedi mi? Niye istemiyor madem geliyor? Niye istemiyor? Kim suçlu burada şimdi? Maraş'ın en zengin firması mı suçlu, belediye mi suçlu? Ben şeyleri tanı buldum. Bu şey oldu, işte seçim dönemiydi sanırım. Seçimi kaybettikten sonra bir şey oldu. Şey dediler işte, bizim şehrimiz yardım istemiyor. Kampanya başladılar ya resmen. İşte paramızı geri geri yollayalım falan. Yani bunu diyen adamın ben sanmıyorum ki aç olduğunu. Ciddi manada. Depremde de aç kaldığını sanmıyorum yani. Hataylı bir arkadaşım var. Şöyle bir suçlama var. İddia onu söyleyeyim. Yani direkt ben duymadım birinden. Bu yardım toplayanlardan hani istiyorsanız paranızı geri gönderelim diyenler var ya. Evet. Onlardan ikisinden
para istiyorlar. Yani yardım gönderenler yardımı geri istiyor ve göndermiyorlar. Ne güzel. Almış bir şey. Demek istediğim almış yok. Yani yardım geliyor, biz bu yardım parasını geri gönderiyoruz, gururluyuz falan filan. Geç lan o ya. İş bak, olaya nasıl geliyor ya şimdi? Ya vallahi bak millet olarak ya Maraş olarak tamam ne kadar Maraşlı'da çıksın konuşsun. Geç o ya, ben gördüm abi. Bir arabaya bak Maraşlı olarak. Bir arabaya tamam 5 kişi oturmuşlar, hepsi ayrı ayrı yardım alıyor. Ya yardım almış, kıyafet almış, kullanmayacağı kıyafeti almış. Ben bunu da gördüm, niye bunu konuşmuyorum ya? Benim milletim para istemiyor. Siktir lan orada, nereden istemiyor? Ben gördüm. Buradan yani Allah'ın siktir ettiği yere yardım şeyi kurdular. Evet. Neydi onun adı? Karacasu'ya. Adamlar araba tutup yardım almaya gitti. Öyle oldu. Ve ortaklaşa kaldım atalım yani, hadi gidelim yardım alalım. Niye sadece iyi tarafını konuşuyorsun sen memleketine? Ya sayfalara sesleniyorum ya burada. 2-3 tane sayfa var. İşte kimdir? Maraş Beyefendisi. İşte Maraş Muhtarı. Maraş Muhtarı. Ablası, her neyse, abisi, dedesi. Bitmiyor. Saçması var. Ha, önüne bunlar, gelen sayfa. Bunlar diyorum. Bunlar tepki koyabiliyor. İşte neymiş? Memleket sevdasıymış güya. Yanlışı sen konuşmasan işin bitti abi. Bitti yani. Memleketin eğrisiyle doğrusuyla konuşman lazım. O zaman birine sevdalı olursun. Öğren. Ya ha, zaten şu var. Lan yarın bir gün dışarıdan biri gelsin Maraş'a dursun tamam mı? Girsin içeri. İşte bir markete girsin. Yani markete girsin. Selam versin. Selamını alsın. Adamın haline bir bakar değil mi örnek bir? Bak abi övebileceği bir taraf var mı lan esnafımızın? Var mı? Yok. Maraş esnafının övülebileceği taraf yok, var mı? Yok. Ben bunu deprem, ben bunu Nisan ayında yaşadım arkadaşlar. Şimdi birkaç ay sonra. Ticaretçi olmakla bir tane döşemeci, işte bir koltuk döşettirecekti. Gittim döşemeciye, dedim abi ben bunu döşettireceğim. Senin dedi derdin ne dedi. Nasıl yani? Dedim ki ben bu koltuğu döşettireceğim. Millet öldü dedi, sen dedi bu dertle misin dedi. Arkadaşım ben sana para vereceğim bunu döşemen karşısında. O zaman niye açmış dükkan ya? Sen dedin niye açtın o zaman dedim böyle durdu. Ya dedi işte ne olup ne olacağımız bellisiz. Dedim iyi misin sen? Yani hani ayakta duruyor ama bir IQ anlamında ciddi bir problemi var. Bunu depreme falan bağlamasınlar. Şok geçirdik. Daha hepimiz şok geçirdik. Herkes yakınını kaybetti. Buna sığınıyorlar ya. Ya bak. Ben her seferinde bak. Burada yükseldim her seferinde sinir oluyorum buna ya. Duygusal bir müzik aman öldü gitti lan Allah rahmet eylesin. Oğlum biz hayattaysak yaşamak zorundayız. Ne yapacağız? Ben her gün deprem şeyi mi izleyeyim böyle? Bıktım ya. Vallahi billahi bıktım. Mesela... Deprem kader mader değil abi. Orospu çocuğu müteahhitlerin burayı bükleyerek koy. Orospu çocuğu müteahhitlerin yaptığı saçma sapan iş. Her 300-400 yılda olan bir deprem lan birazcık bilime inanın ya. Ya sadece müteahhitlere geçelim abi. O planı veren işte yöneticiler, belediyeler, milletvekili kimse işte. Bunun yöneticisi kimse. Bu ülkenin başında kimse kardeşim. İster istemez. Bak ben burada Cumhurbaşkanımıza alenade bir şey demiyorum. Abi yönetici kimse bir şirkette veya bir ailede onun babası, patronu bilinir. Ülkenin sahibi kim? Sözde millet. Ama öyle olduğunu ben düşünemiyorum pek. Kontrol mekanizmasında sıkıntı. İşte kontrol mekanizmasında bir sıkıntı var. Yok Ahbap, bak Ahbap yardım etmedi. Ben hiçbir Ahbap'ın Maraş'ta çevremde suyunu falan görmedim. Bak niye görmedi şey, biliyor musun? Hayır. Bak. Maraş'a gelmedi. Abi. Niye gelmedi? Bak niye gelmedi biliyor musun? Şimdi Hayrettin Güngör'ü belki 100 kişi aramıştır. 100 büyük. En başta da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Evet. Hayrettinciğim Maraş'ın durumu nasıl? Sayın Cumhurbaşkanı toparlayacağız. Evet. X kişisini arıyor. Aynı yerle bir olmuş Maraş gibi. İşte filanca kişi... O şehrin durumu nasıl? Başkanım bitti. Şehir bitti, yıkıldı. Lan neyini toparlıyor bizim belediye başkanı? Adam diyor bitti. Tamam, ve tüm yardım oraya gidiyor. Yedai de toparladı abi. Görüyorsun yolu. Görüyorsun asfaltı. Görüyorsun kaldırım. Görüyorsun enkaz. Adam korktu yapıyor. Diye. Korktu diye. Niye sen toparlayacağız işte şey yap. Lan bittik desene ya. Bittik. Halkın yağmaya çıktı ya. Bu halk yağma yaptı. Öldü. Ya bu halk yağma yaptı ya. Yaptı. Niye bittik diyemiyoruz. Halkın biri öldü. Bir de şu var mesela bak hala yıkımlar devam ediyor. Tekerek yolu var Marin Pastanesi. Marin Pastanesi'nin karşısındaki bina yıkıldı. Birkaç gün evvel yıktılar. Bunlar iki hafta önce de asfalt dökmüşlerdi yolu. İki hafta sonra yıkım yaptılar. Ulan asfaltı niye döktün sen? Zaten yıktın orayı bitti. Asfalt yeniden bitti ha. Yani fuzuli yere gidiyor bu para. Ya ben anlamadım bu nasıl bir yönetim. Çünkü şöyle yani. Yöneten adam bugün koy o koltuğa beni, ben de yönetim. Koy o koltuğa Ahmet'i, Ahmet de yönetim. Olay burada abi. Yani ya biz bunları söylediğimiz yani, için bazen de terörist ilan ediliyoruz. Yani, bir de saçma bir şey var. Teröristlik nasıl olur biliyor musun? Teröristlik bina dikeceğim, para kazanacağım diye o binanın çimentosundan çalan adamdan olur. Demirini çalan adamdan olur. Kontrole gelen mühendisi böyle göz ardı eden adamdan olur. Onay veren proje baş mühendislerinden olur. Yani göz yuman kim varsa kısaca terörist olur abi. Ya çünkü burada bir kişi iki kişi de değil. Lan
bir kişi, iki kişi de ölse aynı dava. Ki binleri konuşuyoruz yani. Ölü sayılar artık bilmiyorum. Yani ya en son ne açıdan onu da bilmiyorum. İnandığında yok da. Sıfır bina yapılıyor bak şimdi. Hani tamam hadi kader, hani Allah bize imtihan verdi. Güneş evler var konum olarak. Bizim kendi oturduğum yeni kent var. Bağdı Sabah var. Bağdı Sabah 5. saniyede yerle bir oluyor. Melşe İnşaat, Şahin Avşaroğlu. Şu an hapisteymiş. Güneş evler ağır hasarlı. Bizim evde tık yok. Aynı hattın üstünde. Şimdi bu kader değil. Allah'ın şimdi tamam Bağdı Sabah'a yerle yeksan etti. Esrele sahneye girdirdi de bize gücü yetmedi mi? Değil işte. Mühendis bizim projeyi %100 raddiye mi kullanmış? Yıkılmaz diyor. 10 depremine kadar yıkılmaz diyor. Güneş evler diyor ki 9 depremine kadar biz yarım radye kullandık, 9 depremine kadar. Bura yıkıldı, 1 yıllık bina. 1 yıllık. Bir buradan 1 ay su çıkarttılar koca boruyla temelinden. Buna onay veren belediye başkanı, buna göz yuman mühendisler. Bunlar terörist değil de ne? Bu kadar basit işte. Ya bugün, bizim asıl sinirlendiğimiz nokta burası. Şöyle, bugün şeyin yaptığımıza göre artık kapanışa geçelim. 1 saat 10 dakika olmuş. Kesilecek yer yok. 1 saat daha konuşuyoruz. Konuşmayı unuttuğunuz ya da konuşmak istediğiniz başka konular varsa... Arkadaşlar ben şurada dur kısa bir şey söyleyeyim. Hataylı bir arkadaşım vardı. Hataylılar depremin merkez üstünü işte kendi şehirlerinden olduklarını zannediyorlarmış. Bunun için bir baskı yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Allah aşkına şehir ayrımı da yapmayın artık. Lan aynı vatan toprağı ya. Yok işte orada çok bina yıkıldı, burada yıkıldı falan filan. Lan bunun hesabını niye tutuyorsunuz siz? Ben de bunu anlamıyorum. Depremin merkez üstü Kahramanmaraş. Ya abi. Yani merkez üstü olma. Deprem yani deprem. Herkesi vurdu. Abi, niye burada, abi? Burada konu olan şey şu. Lan biz kötü haberimizi bile savunamıyoruz lan. Böyle bir şey yok. Depremle haber oluyor Kahramanmaraş. İşte 40 yıl sonra, 30 yıl sonra. Bunu bile kendini savunamıyorsun ya, bunu bile yapamıyorsun lan, helal olsun sana. Savunduğu tek şey işte ölülerimizi yıkadık gömdük. Ya yemişim belediye başkanım, geç abi, ben halk olarak da... Ulan geri zekalı, yıkasan ne yıkamasan ne, adam ölmüş. O binaya sen vermişsin ruhsatı izinsiz, imar açmışsın bir evi. Bak, esnaflara da girmiştik abi. Esnafta kaldık bak. Esnaflara da girmiştik. Ben bugün şunu görüyorum abi, bugün çarşıya gittik, Kahramanmaraşlılardan bahsediyoruz. Çarşıya gidi abi, gir telefonculara, işte kim varsa orada tamam, gir onlara hepsine bir bak tamam, haline hatırına bir bak, tipine bir bak, ne yapmış bu adam, ne yapıyor bu adam bir bak, bunu yapan var mı? Yok, buradan zabıtaya da seslenir. Yani çünkü zabıtanın da hani emir kuludur bilemem abi. Şu var, bugün Maraş'ın insanlığı hoşgörü diye bir şey yok. Yok. Mesela derler ya Türkler sinirlidir diye, işte yok Maraşlılar sinirlidir diye, işte mizah amaçlı bazı şeyler çıkardılar. Sizin ben insanlığınızı sikeyim. Niye? Abi şu vardır. Sinirlisindir, gider tedavi olsun lan. Bu kadar basit. Evet. Yani ben bunu çekmek zorunda değilim. Lan bu kadar basit bir olay, tamam mı? Esnafa yayılmış, halka yayılmış, şuna yayılmış, sayfada çıkmış, mizahını yapıyor medyacılarda. Maraş sinirli, Türkiye sinirli. Lan gerizekalı, sinirliysen git tedavi ol. Bu kadar basit ya. Tedavi ol, bitsin yani ya. Sen sinirlisin. Ya ben insan olamıyorsam senin yüzüne, senin sinirini de bilmem neyini de, esnaflığını da. Yani sadece esnaf adında değil, hat da böyle. Bak şimdi. Dükkanı açacak olana ruhsatı verecek kişi gene göz ardı ediyorsa, trafikte ehliyeti veren kişi sürmesini bilmiyorsa ya da işte araya bir şey sokuyorsa göz ardı ediyorsa, başka böyle bir torpille ama iş yaptırılıyorsa... Ama final oldu bugün, bayağı bir hükürdük. Bunu iki part yap. Yok yok şöyle. İki part da lan. Devam edin iki saat. Devam edin. Yarıya kadar. Bunu burada kesersek, kapanışı yaparsak, konuşmak istediğiniz başka konular varsa birkaç konusunda yapak. Tamam. Başka bir bölüm yapalım. O zaman şunu söyleyeceğim. Sen bitir kanka sözünü. Şimdi ben de bitireyim. Sen de bitir. Sonra torpille iş yapacaksak, bir kişinin liyakatine bakmayacaksak ya da görünümüne bakmayacaksak, o kişiyi araştırmayacaksak hiçbir işe yaramaz. Dükkan da açsan o adam gene eşektir. Ya bugün basit tabiri bu. Ha, aynen öyle yani. Atasözüne çık ya. Eşeği altın semer taktı, yine eşek. Hani ne güzel esnaf var şimdi Maraş'ta. 3-5 tanedir, belki 10 tanedir denk gelmemiştir bize. Çok iyi konuşuyor, beni ikna ediyor ya da işte bu sana gelmez böyle diyor. Bir tane de barzo var. Ha, bir dakika. 60 lira oldu. Bak, ya ben senin ben buraya parayla alışverişe geldim. Çok güzel yere denk geldim bak şimdi. Bu Maraş'ta işte esnaf ziyareti yapan medyacı arkadaşlarımız var, medyacılar var falan. Gitsin o barzoyu bulsunlar, yayınlasın hadi. Niye yayınlamıyorlar? Bizde şey var, bir tane Ferit Tayfur'a benzediği için iddia edilen biri var ya. Bizde bir tane Ferit Tayfur'a işte benzediğini iddia eden bir abi var. İsmini bilmiyorum. Abi niye böyle gülüyor kınal ellerle onu da hiç bilmiyorum.
Anca onu yayınlıyorsun. O adam da kurulukçu. Ya ha, ya şu var. Tarz olduğu için hani etkileşim gelecek ki onu paylaşınca. Şey şu var. Bak küçücük adam daha iyi altı yapıyor sosyal medyada. Doğru mu? Ben diyorum ki onu da yayınla da görsün. Da kendi yanlışını görsün. La bir ya, gelişmesine yardımcı olursun. Vallahi gelmiş. Gelişmesine yardımcı olursun. Yarın bir gün işte karısı kızı der ki lan benim babam barzoymuş. Suratına karşı der. Benim. Çok doğru. Benim eşim barzoymuş der. Adam kendini düzeltir. Gidiyorsun alışverişe. Abi tişört ne kadar? Abi 75. Alıcı. Abi gidiyorsun lan 75'ini diyorsun. Gidiyorsun 150 liraya piyazdaya işte alışveriş merkezine marka. Gidiyorsun 3 katını alıyorsun. Daha bir mutlu oluyorsun. Bak buraya. Niye? Lan o barzo bana. Aha 75. Alıcı. Ya, bunu ya, dedi diye. Şimdi bak ha, öyle baksın. Almak istemiyorsun. Sonra da adam diyor ki bak sonra da adam diyor ki esnaf Ali Başkanım yardım falan. Git sen bunu niye halka söylüyorsun ki? Belki ben de esnafım, belki ben kasabım. Sen de işte tekstildesin, kıyafet bir şeyler satıyor. Ben ne yapacağım? Ben de esnafım. Şimdi berbere niye gidiyorsun? Aynı esnafa git abi röportaj çek. De ki ben belediyeyle ilgili röportaj yapacağım. Çıkar mısın de? Yok belediye başkanı. Şey soracağım. Her hafta farklı berbere mi gidiyorsun? Yok. Yani. Tek berber. Ha, tek berber. Tek berber. Abi niye? Hani ikisi de berber. Sen niye ona gitmiyorsun? Herkes seçiyoruz. İşte bak. Seçiyoruz. Niye? Herkes aynı eli kullanıyor. Herkes aynı tıraş yapıyor. Yani Türkiye'nin saç tıraşı şu an %70 şu. Bundan hani ne bileyim bir tık ileri iyi aynen. Yapan olur. Ama mevzu bizim burada bir şeyler iyi yapmamız ya, değil. Ya bir kaparışa girelim. Bugün bayağı bir sadı ya. Tuvalete gitmek zorundayım oğlum. Mizah yapamadık lan bugün ne kadar azgınsın. Abi şimdi şöyle. Benim patronlarım çok azgın. Instagram'dan ekleyin. İkisinin sevgilisi de yok. Şöyle bir şey var. Sevgilisini yiyelim abi şimdi. Daha önemli konulardan başka. Sevgilisini yiyelim dedi. Kendi dedi. Seviyorum. Sadece lan. Oğlum ne geniş adam. Şimdi bak ben esnafa girdik çıkamadık, şuna girdik çıkamadık. Bu program bitmez zaten yani. Yanlış konuşurdu da bitmez. Kendi yanlışım varsa da kendi yanlışımı da ben konuşurum. Ben mesela az önce dedim ki mizah yapamadım. Evet. Abi bizim ülkemizde her şey mizah olur derler bir de şey vardır. Mizah olmayan şey. Mizah olmayan şey mizahı vardır. Onu da geç. Geç ya. Sen getir artık. Sen mizah olmayan şey mizahını yaparak kendini çok üstün zekalı birisi sanıyorsan evet. Sen de geri zekalısın kardeşim, ben de geri zekalıyım. Sana o mizahı yaptırdığın için sen de bunu imza saydın. Sinirleniyorum yani. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Takipte kalın. Bu kanalda çok acayip şeyler olacak. Ben artık bu kanaldan taşındım. Nereye? Nedeni söyleyeceğim. Benim kaşemi bütçemi karşılayamadılar. Şirket üzerime yapsalar yine karşılayamazlar. O kadar dahi devasa bir insan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun. Yorum yazın. Paylaşın. Like atmayı unutmayın. Böyle kapanışma.